Evet, epey ara verdik. Ara verdikten sonra nereden başlayacağımızı bilemiyoruz şu anda. Nasıl toparlayacağımızı bilemiyoruz. En son nerede kalmıştık? Dersle ilgili kim hatırlatacak, kim şey yapacak? Abi yer olarak Kehf suresi 17'de kalmıştık. Evet. Tam Yani da bitiremedik. evet, Kehf suresi 17 ile ilgili aslında şunu hatırlıyorum ben. Yani ben kendim Ramazan Demir olarak bu haliyle ayetin içinden çıkamadığımı söylemiştim ben. Mevcut verilen meallerin ve o meallere getirilen tefsirlerin saçma sapanlığını yeteri kadar anlatmıştık zannedersem. Daha üzerinde durmaya gerek yok zannedersem, değil mi? Yani işte tekrar hatırlatmaya gerek var mı, ya da hatırlatacak bir arkadaşımız var mı? Yani o ayette verilen meallere göre işte güneş onların şeyinden mağarasının doğusundan gelip işte sağ taraflarından doğup işte sol taraflarından da makaslayarak batıyordu. Buna benzer bir meal veriliyordu. Bu bize ne diyor yani ki bir de izatera başında tera vardı, görüyorsun veya anlıyorsun diye meal verilmesi gerekiyorken çoğunlukla orada olsaydın şöyle olduğunu görecektin diye meal verilmiş. Bu haliyle ayetin bize bir şey söylemediği zaten belli bir şeydi. Bir de o anlatıldıktan sonra işte güneş orada olsaydın görürdün güneş işte onların mağaranın doğusundan gelip işte batı tarafından da onları makaslayarak onların mağaranın derinliklerinde onları bulup filan. Devamında işte Zâlike min âyâtillâh. Bu Allah'ın ayetlerindendir cümlesinin gelmesi. Yani bunun neresi Allah'ın ayetlerindendir? Bu soruları akla getiriyordu bu ayet. Evet. Yani ayetin başıyla sonu arasında zaten bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk nereden kaynaklanıyor? Bir o ayatillah ifadesindeki çoğul, ayet kelimesinin çoğul olmasından kaynaklanıyor, değil mi? Yani eğer o zelike çoğula gidiyorsa, kendisinden önce müzekker ve çoğul birilerini aramamız lazım, değil mi? Yani zalike müzekker ve çoğul birilerini, ya da müzekker ve çoğul bir anlatımı bulmamız lazım, değil mi? Kendisinden öncesine baktığımız zaman şems kelimesi semai müennes olmaz. Tamam, doğmasına batmasına, yani güneşin doğmasına batmasına baktığımız zaman izâ telaat orada da müennes. İzâ garabet o da müennes. Yani zelike arkadaşlar, tıpkı zamirler gibi ismi işaretler de aslında başka bir kelimenin yerine kullanılan kelimelerdir. Yani sürekli bedeldirler. Başka bir kelimenin. Çünkü varlığın içerisinde bu şu diye bir varlık yok. Yani bu dediğiniz zaman aslında bir şeyi işaret ediyorsunuz. Yani bir şeyi işaret ettiğiniz için o bir şeyin yerine beden olarak kullanıyor. Mesela bu kitap dediğiniz zaman bu ile kitap kelimesi beden terkibidir. Yani iki kelime bir beden terkibi oluşturur. Yani bu'yu kaldırırsan kitap, kitabı kaldırırsan bu. İkisi birbirinin yerine kullanılabilir. Biri diğerine beden olabilir kelimelerdir. Dolayısıyla bu kelimelerin de mercilerinin, yani kime döndüklerini, kime ya da neye döndüğünü bulabilmemiz için kendisinden önce aramamız lazım. Yani onu kendisinden önce aramak lazım. Bu gramer kuralıdır zaten.
Şimdi kendisinden öncesine baktığımız zaman dediğimiz gibi Şems kelimesi semai müennes bir kelimedir. Ama ismi işaret nedir? İsmi işaret müzekkerdir. Şems değil de Şems'in hareketleri, yani doğma batma hareketleri kastediliyor ayet denilirken. Yani güneşin doğma ayeti, güneşin batma ayeti kastediliyor desek iyi de, yani o da müennes. İze tel'at, ize garabet. Yani ikisi de müennes kelimeler. Dolayısıyla onun zelike şeklinde değil, tilke şeklinde gelmiş olması lazımdı. Tilke şeklinde gelmiş olsaydı hani diyebilirdik ki kendisinden önceki bu şeyleri işaret ediyor. Peki şey nedir? Yani bunun çıkış yolu nedir? Yani bizim benim şahsen bulabildiğim, eğer oradaki kelime ayetillah ifadesi ise, yani orada bir iştikak sorunu yoksa, iştikak problemi yoksa, ki arkadaşlar da baktılar. Yani bu ayet kelimesinin noktasız ve hareketsiz metindeki yazılışında o kelimeyi çoğul yapan elif yok. Yani şey sonradan eklenmedir onların hepsi. Ha, burada o kelime başka bir kelime olabilir mi? Mümkündür, olabilir. Ama ayet olduğunu farz ettiğimizde zelike nereye gider? Zelike büyük bir ihtimalle, yani o gençlere gider. O gençlere gider. Yani o ashaba gider. Yani bu ashab, işte sana bildirdiğimiz bu ashab Allah'ın ayetlerindendir. Şimdi ya ashabın, yani Kehf ashabının Allah'ın ayetleri olması şey açısından, gramer açısından sorunu çözüyorsunuz. Ama öteki tarafta daha büyük bir problem oluşturuyorsunuz. Yani kişilerin, yani şöyle bir kullanım olsaydı Kur'an'da, işte şu Resuller Allah'ın ayetleridir gibi, ya da şu akıllı varlık Allah'ın ayetleridir gibi, akıllı ve iradeli varlıkların kendileri ayet olarak tanımlamış olsalardı, kendi hareketleri daha doğrusu ayet olarak tanımlanmış olsalardı, derdik ki ya bu oradan onu kastediyorlar. Fakat Kur'an'ın hiçbir yerinde akıllı varlıkların kendileri, bizzatihi kendi davranışları ayet olarak tanımlanmaz. Şöyle denir, yani mesela der ki sizin yaratılışınızda ayetler vardır. İşte ne bileyim, sizin şu şekilde olmanızda ayetler vardır. Yani kendimiz değil, oluşumuz, vücut şeklimiz, işte bize bahşedilen şeyler, bunlar ayet diye tanımlanıyor tekil olarak. Ama bizatihi kendimiz, yani insanlar Allah'ın ayetleridir diye bir şey yok. Yani böyle bir kullanım yok. Çünkü ayet dediğinizde o ayetin kendi varlığını değil, kendi varlığıyla bir başka varlığı işaret etmesi lazım. Eğer buradan şöyle bir yorum yapılırsa, ki bu yorumdur, yani hani olabilir, ihtimaldir diye. Ya yani burada insan da kendi varlığı itibariyle başka bir varlığı, yani Allah'ın varlığını işaret etmiyor mu diye bir itiraz getirilebilir. Fakat ona da şöyle deriz kardeşim, eğer mevzu, yani bu ayetlerden önceki mevzu insanın yaratılışı ya da bunların yaratılışıyla alakalı bir şey olsaydı, yani yaratılıştan bahseden ya da yaratılıştan kaynaklanan özelliklerden bahseden ya da insanın anatomik yapısıyla, biyolojik yapısıyla ilgili şeylerden bahseden bir konu olmuş olsaydı bunu söyleyebilirdik. Ama konu o değil ki. Konu bir takım olaylar karşısında bir takım gençlerin davranış kalıpları anlatıyor. Davranış şekilleri anlatılıyor. Bu davranış şekilleri anlatılırken birdenbire onların davranış şekilleri bırakılıyor. Eğer ayeti bu şekilde anlarsak. Teraşşems. Güneşi göreceksin. Ne alaka yani, bu bunun konuyla alakası ne? Hiçbir alakası yok. Biz burada kalkıp oradaki zelikenin bunlar atlanılıp kendisinden öncekine gidip üstelik onu biyolojik hale getirdiğimiz zaman bu son derece, yani bilmiyorum, yani hiç başvurulmaması gereken bir yöntem. Yani insanlar başvurabilirler ama hiç de ilkeli olmaz. Hiç de şey olmaz, yani Kur'an bağlamla alakalı olmaz. Yani saçmalanmış olur, başka bir şey olmaz. Sadece saçmalanmış olur. Dolayısıyla ben ancak şunu söyleyebiliyorum. Diyorum ki ya birinci ihtimal, ki bence en kuvvetli ihtimal budur. Aynı şekilde daha önce geçen bir ayetiyle ifadesi vardı. Yani
Hani şey var ya, emhasipte ayetindeki ayet kelime şey, o ayetteki ayet kelimesinde de, bu kelimede de bir iştikak sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Bir iştikak sorunu var. Ha, bu iştikak sorunu nasıl çözülecektir? Bu iştikak sorunu ayaküstü çözülmez. Yani bu iştikak sorunu çok derin çalışmalarla çözülmesi gereken bir şeydir. Yani iştikak kapısı suistimal kapısına dönüşmemelidir. Herkesin sadece sözlük takibiyle kelimeye mana tercih edebilecek bir kapı değildir bu kapı. Yani isteyen böyle yapabilir. Bu kimseye engellenmemiştir. Herkes yapabilir bunu. Ama bir mümin bunu yapmaz. Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın kelimelerine iman eden bir müminin bunu yapmasının imkanı yok. Dolayısıyla öyle kolay kolay bu suistimal kapısını açmamak lazım. Yani işi ilimden soyutlayıp, şeyden soyutlayıp, şahsi tercihlere ya da kafamızın içerisinde hayal ettiğimiz şeylere getirmemek lazım. Yani benim şeyim kul. Dolayısıyla ben bu ayetin buraya kadar olan kısmıyla ilgili ben Ramazan Demir olarak dedim. Geçen o önceki derslerde de söyledim. İtiraf ediyorum. Hatta benim Kehf kıssasına başlama sebebimin başında da bu ayetteki tezaveru kelimesi gelir. Yani normalde ben tezaveru kelimesini inceliyorum. Benim çalışmamın ana temelinde o kelime var. Fakat ben bu işin içerisinden çıkamadım arkadaşlar. Gücüm yetmedi. Kudretim yetmedi. Bilgim yetmedi. İlmim yetmedi. Yani çıkamadım. Bilmiyorum ben bu ayetle ilgili. Size kesin bir şey söyleyemem. Ha, ama devamındaki yani men yehdillahu fehuvel muhtedi. Ya bununla ilgili Allah'a çok şükür ilmimiz de yeter, aklımız da yeter, Kur'an bilgimiz de yeter. Ve hemen deriz ki kim bu ayeti, bu harekeyi men yehdillahu şeklinde çevirmişse çok büyük bir hata yapmış. Neden? Yani çünkü arkadaşlar bakın men yehdillahu ifadesinde men şart edatıdır. Şart edatıdır ve şart edatları bulunduklar. Özellikle men şart edatı başına geldiği cümlenin öznesidir. Öznesi. Meallere bakın. Yani burada ben ayetin bu kısmının meallerden bir arkadaşımız okuyabilir mi? Meal ismini vererek. Çok fazla meal değil de böyle belli başlı tanınmış bilinen kişilerin meallerini okuyabilir mi? Yani böyle özellikle men yehdillahu fehuvel muhtedi ve devamı nasıldı? Men Allah kimi yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. devam. Kimi de saptırırsa onun için aydınlatıcı bir dost bulamazsın. Kim o? Kimden okudun? Edip abi, Edip Yüksel abi. Edip Yüksel abin. Yani Edip Yüksel Aynen. abine göre, Edip Yüksel abine göre bu hareketlendirme doğrudur. Ve Allah kimi saptırırsa öyle mi diyor Edip abin? Yani kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onun için Yani aydınlatıcı saptıran bir dost Allah. bulamazsın. Aynen saptıran Allah oluyor. Saptıran Edip abine göre de saptıran Allah. Başka meallere bakın. Aslında ben Allah. Edip Yüksel virgül abi demiştim de yanlış anlaşıldı. Ha, Edip Yüksel abi demedin yani. Bana abi dedin. Edip Yüksel virgül abi. Evet, Öyle mi? evet, evet. Allah kimi doğru yola koymuşsa o doğru yoldadır. Kimi de şaşırtmış ise ona yol gösterecek bir dost bulamazsın. Hüseyin Atay. Yani Hüseyin Atay da orada şaşırtanın Allah olduğunu söylüyor. Evet. Hidayet edenin Allah, şaşırtanın Allah olduğunu söylüyor. Başka? Allah kime hidayet ederse işte o doğru yola ulaştırılmıştır. Kimi de saptırırsa, sapkınlığını onaylarsa parantez içinde artık ona yol gösterecek herhangi bir dost asla bulamazsın Mehmet Okuyan. Yani şimdi burada arkadaşlar bu
ne yazık ki özellikle Kur'an diyen yani kitle arasında bu tür meal kendine zemin bulmuş. Yani evet. Allah kimin sapmasını onaylamışsa ya da onaylarsa. Arkadaşlar bir kere zaten yani yudlil ifadesinden sapmayı onaylamak çıkmaz. Yani böyle bir mana olmaz. İkincisi, hadi diyelim ki böylesi bir mana oldu. Yok yani olmaz, mümkün değil de. Diyelim ki oldu. Yani bu arkadaşların değil. Allah'ın birinin sapmasını onaylaması demek ne demektir? Yani bu nasıl bir resimdir? Bununla ilgili biz ne yapacağız? Yani Allah onaylamadığı sapmalar da mı var? Yani biri sapmış, biri daha sapmış. Allah birinin sapmasını onaylamış, diğerinin sapmasını onaylamamış. Böyle mi anlayacağız olayı? Yani Allah sapma için onay makamı mıdır? Ben sapmak istiyorum ama Allah'tan henüz onay almadım. Allah'a sapmamı onaylatayım, ondan sonra sapayım mı deniyor? Yani bu sapmanın Allah tarafından onaylanması demek ne demektir? O nasıl bir şeydir? Bir karşılığı var mı bunun? Yok. Yan çizme yol açtı. Yok. Yani Allah kimin sapmasını onaylarsa, yani arkadaşlar şu demektir. Aslında Allah kimseyi saptırmaz. Evet, ha biri sapmıştır, Allah onu, ona sapık demiştir. Ona sapık demesi de onun sapıklığını onaylamasıdır. Yani Allah saptırmıyor. Evet Allah saptırmıyor. Peki arkadaşım, peki kardeşim, Allah saptırmayan bir Allah'sa ki yani kesinlikle Kur'an'a aykırıdır. Yani sapmanın Allah'a izafe edilmesi Kur'an'a aykırıdır. Yani bununla ilgili epey ayet vardır. Bir tane de değil. Bir sürü ayet vardır. Şimdi birazdan inşallah onları göreceğiz. Allah hiçbir kulun sapmasını onay vermez. Hiçbir sapmaya onay vermez. Olmaz yani. Bunun yanında Allah'ın onay verdiği sapmalar, Allah'ın onay vermediği sapmalar şeklinde saçma sapan bir durum çıkar ortaya ki bu da olmaz. Bu şekilde hem bu şekilde ayetteki kelimeleri harekelendirip hem de kendi harekesine. Yani bu insanları hatırlıyorsunuz. Yani biz bu insanlara Kur'an'ın aslı noktasız ve harekesizdir dediğimizde bu insanlar bize sakın ha bak Kur'an'ın genetiğiyle oynama şöyle böyle falan şeklinde kıraatleri savunuyorlardı. Kıraatleri biz hiç böyle yani kalbimizde zerre miktarı şüphe olmadan ağzımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Arkadaşlar kıraatler Kur'an değildir. Kıraatler Kur'an değildir. Adı üstünde kıraat. Adı üstünde Asım bin Behdel'e kıraati. Adı üstünde. Kur'an değildir. Kur'an'ın aslı noktasız ve hareketsizdir. Dolayısıyla bu nokta harekelendirmeler kıraat imamının kendisine aittir. Onunla ilgili tarih kitabında okuduğunuz zaman yani Kur'an'ın noktalanmasıyla ilgili, harekelenmesiyle ilgili tarihi süreçleri okuduğunuz zaman yani ben o tarihi bilgileri doğru varsaydığım için söylemiyorum. Zaten doğru olmadığı o kadar çok çelişkisi var ki. O kadar çok çelişki var ki. Bu tarihi süreç içerisindeki bilgiler de çelişkilidir. Bunun yanında madem ki siz bunu Asım bin Behdele'ye atfediyorsunuz. Bunun, bu okuyuşun Asım bin Behdele'ye ait olduğuna dair elinizde bir ispat, bir delil var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar bakın 11. yüzyıla kadar Kur'an hiçbir zaman noktalı ve harekeli kabul görmemiştir. Hiçbir zaman kabul görmemiştir. 11. yüzyıldan önce noktalanmış ve harekelenmiş bir tane metin bulamazsınız. Bir tane Kur'an bulamazsınız. Bir tane bile bulamazsınız. Noktalama ve harekeme, yani Kur'an'ın noktalanıp harekelendirilip yaygınlaştırılması 10. ve 11. yüzyıldan sonradır. Yani Abidin kardeşim yanımda, Ahmet kardeşim yanımda, biz gittik kendi gözlerimizle gördük. Hatta bir kısım nüshaları
edindik. Allah'a çok şükür onlardan tam nüsa olmasa bile birçok şey onlardan aldık. Binlerce nüsa var sadece Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Sadece bir müzeden bahsediyorum. Bunun yanında bizim aldığımız haberlere göre Topkapı Kütüphanesi'nde, Süleymaniye El Yazmaları Kütüphanesi'nde buradakinden çok daha fazla olduğu söyleniyor. Çok daha fazla olduğu söyleniyor. Kur'an'ın aslı odur. Noktalamalar ve harekelemeler kıraat imamlarının iştihatlarıdır ve müfessirlere baktığınız zaman müfessirler bu noktalamaya ve harekelemeye uymamışlardır. Tefsirlerini bu noktalamanın ve harekelemenin ötesinde getirmişlerdir. Yani size bir örnek vereyim, mesela yakın zamanda baktığım kelimelerden bir tanesi. Beni İsrail kelimesinin 13 değişik okuyuşu vardır, değişik kıraati vardır. 13 değişik. Bunu bir ara grupta size hangi şekillerde okunduğuna dair bölüşmüştüm. Bunların hepsi kıraatlerdedir. Şimdi bunların hepsini şöyle yapamazsınız. Yani onlar şöyle diyorlar. Bu kıraatlerin hepsini Allah gönderdi. Yani böylesi bir şeye inandırılmış insanlar, inandırılmışlar. Daha doğrusu böylesi bir şeyin var olmasına rağmen ülema kesimi buna sessiz kalmış. Yani bunun böyle olmayacağı aklende, fikrende, vicdanende, Kur'anende olamaz yani. Olamaz. Çünkü bakın, Asım bin Behtele kıraati ile Nafi kıraati iki ayrı kitap demektir. Kur'an'da kutubun geçmez, kitap geçer. Kitap, huvellezi enzel aleykel kitap der. Huvellezi enzel aleykel kıraat demez. Demez. Ama bu adamlar bunları bilmesine rağmen tarih boyunca suskun kalınmış. Karşıya da suskun kaldıklarından sonra karşılarına da men yehdillahu fehuvel muhtedi ve men yudlil devamı neydi? Fehuvel bir daha söyle. Felen tecide lehu veliyen mürşide. Yani bu okuyuş biçimi, yani bu kıraatlerden gelmiş, o zaman niye itiraz ediyorsunuz? Niye kabul etmiyorsunuz? Onu da, çünkü kabul edilebilir bir anlam değildir. Allah kime hidayet ederse o hidayettedir. Allah kimi sapmışsa ya saptırmışsa ya da sapmasını onaylamışsa, ki arkadaşlar yudlil kelimesine sapmasını onaylamıştır şeklinde mana vermek vallahi de billahi de tillahi de tahriftir. Tahriftir. Olmaz böyle bir mana. Yok böyle bir mana. Kelimenin böyle bir manası yok. Süleymaniye Vakfı da Allah kimi yola gelmiş sayarsa diye bir mana vermiş. Doğru yolda olan odur. Kimi de sapık sayarsa onu doğruya ulaştıracak yoktur. Sapıklıkta bırakırsa de diyenler var. Ya o da olmaz. Sapıklıkta bırakırsa demek ne demek ya? Yani sanki Allah-u Teala insanı sapıklıktan hidayete getiriyor, hidayetten sapıklığa getiriyor. Aynı şey, sapıklıkta bırakmak ne demek? Allah kimi sapıklıkta bırakmış? Allah kullarına, insanlara Resul göndermekle insanları sapıklıkta bırakmamak, sapmasını istemediğini deklare etmiş olmuyor mu? O kadar Resul, Allah'ın iradesinin insanların sapması yönünde değil, sapmaması yönünde olduğunu anlamaya yetmiyor mu? Bu nasıl bir şey ya? Kaldı ki, bakın arkadaşlar, çok basit gramer kuralıdır, çok basit. Allah aşkına, Allah lillah aşkına, az bir şey gramer kitabı karıştıranlar, şart cümleleri ve şart edatları bölümüne, yani şart cümlesi, şart üslubu, nahivde özel bir üsluptur. Yani yemin üslubu, şart üslubu, iğra üslubu, tahzir üslubu, bunlar ya da nida üslubu, bunlar özel bir üsluptur. Yani normal konuşma üslubunun farklılaşmasıdır. Men şart edatıdır. İki tane, yani şart, menli gelen şart cümlesinde iki tane muzari fiil olur ve o edat muzari fiilin son harekesini cezmeder. Yani cezm haline getirir. Yani sakin hale getirir. Bakın men yud lil. Men yud lil. İki tane lam ayrı ayrı yazılmış değil mi? Onu o hale getiren men edatıdır.
ona amil odur. Yani bak ben etki ettim diyor. O yudlil kelimesini aslında yudil kelimesidir. Yudillu kelimesidir aslında. Onu yudlil haline ben getirdim diyor. Şimdi cümlenin öznesi olan bir kelime nasıl oluyor da Allah kimi saptırırsa diyorsunuz. Özneyi nesne haline getiriyorsunuz. Bu gramere de yani bu anlam bakın ortaya çıkan bu anlam gramere, vicdana, akla, Kur'an'a her şeye ters. Ama adamlar nokta var. Zaten hiç uymamışlar. Aslında şu meal yazarları noktalara ve harekelere uyuyorlar mı? Vallahi uymuyorlar. Yalan söylüyorlar, uymuyorlar. Ne noktasına ne harekesine uydukları falan yok. Yani bize karşı kıraat savunuculuğu yapıyorlar ama savundukları kıraatlere kendileri sadık değiller. En başta kendileri bunu çiğniyorlar. Hatta ben hiç mübalağasız söyleyebilirim arkadaşlar. Yani şu Asım kıraatine en sadık olan benim. Ben çünkü yapmıyorum. Ben öznesini nesne, nesnesini özne haline getirmiyorum. Yok ben iştikak, bak diyorum ki onda iştikak problemi var. Ama ben şöyle yapmıyorum. Yani orada bir izafet tamlaması var. Ben izafet tamlamasını alıyorum fiil fail haline ya da mübteda haber haline getirmiyorum ki. Cümlenin şeyine dokunmuyorum ki. Kelimenin yapısına dokunmuyorum ki. Bu yüzden o cümle men yehdillahu fehuvel muhdedi. Men yehdillahe fehuvel muhdedi. Kim Allah'ı kılavuz edinmişse doğru yola gelmiş olan odur. Men yudlil. Kim sapıklığı tercih etmişse, kim görmemeyi tercih etmişse, kim yok saymayı tercih etmişse, kim şöyle yap, yani bu kelimenin anlamlarının hepsi olur buraya. Artık onun için bir veli, bir mürşit bulamayacaksın. Asla bulamayacaksın. Felen tecide lehu. Felen tecide. Bakın orayı da bulamazsın diye çeviriyorlar. Arapça bilen arkadaşlara soruyorum. Arapça bilen arkadaşlar, len edatı, len. Muzari fiilin başına gelen len. Anlamı nedir ya? Herhangi bir nahiv kitabını açıp okuyabilir misiniz? Allah aşkına kendi görüşünüzü söylemeyin. Herhangi bir sarf kitabında len, yani bir muzari fiilin başına len gelirse muzari fiilin anlamını neye çevirir? Alın. Mecmuat-ı sarf. Arapçadır. Arapçasından okuyorum. Lem yensur. Fiilil mudari tekidi nefi istikbal binayı malum müfret müzekker gayib manası bu Osmanlıcaymış. Altı Osmanlıca. Osmanlıcaymış. Osmanlıca. Ne diyor? Yardım. Yardım etmez bir gayip er gelecek zamanda. Gelecek zaman. Gelecek zamanda. Gelecek zamanda Osmanlıca yazmış. Ben de Arapça zannediyordum. Bu edatın başına geldiği muzari fiil fiilin yani bu şekildeki kalıplara tekidi nefi istikbal denir. Tekidi nefi istikbal. Siz onu bulamazsın. Bulamazlar şeklinde geniş zamana çeviremezsiniz. Asla bulamayacaksın demek bu. Asla bulamayacaksın. Bu o demektir. Yani gelecek zaman. Abi zaten bakın tekidi nefi istikbal tekitli olumsuz gelecek zamandır. Bakın tekidi nefi istikbalin Türkçesi tekit edilmiş olumsuz gelecek zaman. Asla demelisiniz yani asla. Asla cak yani asla gelmeyecek, asla bulamayacaksın, asla yani bulamayacaksın anlamını verdiğimizde oradaki bulamayacaksın da böyle bir şeyi bulmak anlamında değil. Yani göremeyeceksin yani öyle bir şey olduğunu göremeyeceksin demektir yani öyle bir şey yok. 60 sene bile az gelir yani. Evet hiç yok, hiç olmayacak demektir. Böyle bir şey olmayacak demektir. Olamaz değil, olmaz değil, olmayacak, asla olmayacak demektir o.
Orada Efal Kulüp'ten herhalde. Değil mi Tecide? Yani bakalım iki tane şeyi varsa Güneş Hocam. Evet. İki tane Efali Kulüp fiillerle ilgili daha önce çok tekrar ettim. Yani belki 50 kere tekrar etmişimdir. Bazı fiiller vardır. Soyut ve somut anlamlar taşırlar aynı anlamda. Yani bizde de vardır soyut ve somut anlamlı kelimeler. Biz de onu kullanıyoruz. Yani Türkçede de var şeyi. Mesela biriniz kalkıp dese ki ben bugün işte Abidin Özler'i mutlu buldum. Yani buldum kelimesini siz orada bulma, arayıp bulma anlamında kullanmazsınız. Ne demektir? Yani mutlu olduğunu anladım, mutlu gördüm, mutlu şey yaptım demektir o. Yani bu anlamda bakın burada soyut anlamda kullanılmıştır. Bu şekilde Arapçadaki kelimelerin soyut mu somut mu anlamda kullanıldığını belirten fiillere efali kulüp denir. Yani kulüp kelimesi içte olan, içte olan, görülmeyen, yani soyut, elle tutulmayan, gözle görülmeyen fiiller demektir. Çünkü anlamak fiili, işte ne bileyim zannetmek fiili, hissetmek fiili, bilmek fiili bunlar görebildiğimiz fiiller değil. Yani kişinin yaptığı fiillerden oturmayı, kalkmayı, uyumayı, ne bileyim yemek yemeyi, su içmesini görebilirsiniz. Yani bu fiili yapış halini görebilirsiniz. Ama anlama fiilini nasıl yaptığını göremezsiniz. Hissetme, zannetme fiilini nasıl yaptığını göremezsiniz. Bu fiiller çünkü içte olan fiiller. Dolayısıyla bunlara efali kulüp deniyor. Bir fiilin bu şekilde efali kulüp olduğunu nasıl biliriz Arapçada? Şu şekilde biliriz. Eğer bu fiilin iki tane mefulü varsa ve iki mefulün ikisi de aynı kişiye geliyorsa, bakın iki tane meful olması yetmiyor, dikkat edin. İki tane mefulü olacak. Ve bu mefuller, iki mefuller o cümleden çıkarılıp müpteda haber şeklinde yani özne yüklem şeklinde bir cümle oluşturuyorlarsa ha demek ki fiil efali kuluptur. Ha biz burada vecede kelimesinin, vecede efali kuluptan bir kelimedir. Efali kulüp mu yoksa normal bir fiil mi olduğunu nasıl anlayacağız? Nesnelerine bakacağız, mefullerine bakacağız. Bakalım mefullerine, mefullerine veliye mürşiden lehu değil mi? Evet. Yani şöyle olur mu? El mürşidül veliyyü lehu. Ya da el veliyyül mürşidü lehu. Olur mu? Olur. Yani müpteda haber olur. Mürşit olan veli ya da veli olan mürşit onun içindir. Onundur. Bakın müpteda haber oldu. Değil mi? Evet. Ha, demek ki buradaki de vecede kelimesi de efali kuluptur. Yani soyut anlamlı bir fiildir. Burada şu denilebilir. Ya lehu şeydir. Başında hu'nun başında şey vardır. Harficer vardır. Evet vardır. Orada umum fiil vardır. Yani mürşiden pardon nasıldı? Ha, el veliyyu yani onu müpteda haber yaptığınızda onun başına elif lam takılı koymalısınız ki takdim tehir olmasın. Yani el veliyyu, el mürşidu, mürşid kelimesi, veli kelimesinin sıfatı olur. Mevcudun lehu ya da böyle olur değil mi? Yani orada bir mevcut fiil ya da kainun lehu, sabitun lehu, hasilun lehudur değil mi? Dolayısıyla bu itirazda o yani gereksiz bir itiraz olur. Orada mevcut bir umum fiil vardır, umum fiil. Çünkü harfi cer var orada. Harfi cerler umum fiil olma yani fiil olmadan olmaz. Olmaz. Yani biz mürşit olan veli onun içindir dediğimiz zaman o dil kelimesi şunu veriyor. Onun için bulunmaktadır. Onun için olacaktır. Onun için vardır demiş oluyoruz. Dolayısıyla biz de aslında Türkçe'de bile umum fiil kullanıyoruz aslında. Evet, benim bu ayetle ilgili söyleyebileceğim bunlar arkadaşlar, bunlar. Varsa sorularınız alabilirim. Yok mu kimsede soru?
Araf 174'teki ve kezalike nufassilul ayet cümlesi, acaba bu ayetteki şeyi buna bir sonraki ayette girelim. Belki. Çünkü bu ayette Güneş Hocam, bakın bu ayette bizi oraya götürecek bir böyle direkt bir bağ yok. Ama bir sonraki ayette o bağ var. Yani direkt bir bağ var. Bir sonraki ayette. Dolayısıyla ben diyorum ki yani bir sonraki ayette o bağa geldiğimiz zaman o bağ, biz zaten o bağ bizi oraya bağlayacak. Orası bizi bağladıktan sonra orada da zelike nüfesülül ayet ifadesi orada da gelecek. Ha, o zaman daha iyi anlaşılacak olay. Arkadaşlar burada ben bu biraz önceki yani Allah meal ve tefsir yazarlarının Allah'ın hidayet ettiği işte odur hidayette olan, Allah'ın saptırdığı işte o sapmıştır, ona bir veli, bir mürşit, veli olan mürşit ya da mürşit olan veli bulamayacaksın ifadesi kesinlikle ve kesinlikle tefsir geleneğinin ve tefsir geleneğini herhangi bir yargılama ve sorgulamaya tabi tutmadan olduğu gibi tekrar etmeyi maharet sayan, noktalamalar ve harekelemeler 20, ellerinde 20 tane kıraat olmasına rağmen ve üstelik müfessirlere baktığımızda müfessirler bu 20 kıraatinde dışına çıkarak ayetlere anlam vermiş olmalarına rağmen bu harekeleri vazgeçilmez zannedip sorgulayıp yargılayıp gerçeği ortaya koymamak Kur'an'a aykırıdır. Arkadaşlar, saptıran bir Allah yoktur. Kim ki Allah'ın saptıran bir Allah olduğuna iman ederse Allah'a iftira atmış olur. Bunu bilin. İftiradır. Allah saptıran bir Allah değildir. Bizim Rabbimiz insan türünün yarattığı varlığın herhangi bir sapkınlığa düşmemesi için ilahlık görevini, ilahlık sorumluluğunu yeteri kadar yerine getirmiştir. Fazlasıyla yerine getirmiştir. Bizim Allah'ımız saptıran bir Allah değildir. Bizim Allah'ımız kulların sapmasına, kullarının kendinden uzaklaşmasına, yarattığı varlıkların sapkınlığı tercih etmesine razı olabilecek ya da bunu organize edebilecek ya da bu yönde irade kullanabilecek bir Allah'ımız yok bizim. Kur'an'ın Allah'ı değil bu. Bu noktalamaları ve harekelemeleri koyanların Allah'ı Yahudinin Allah'ıdır. Çünkü Yahudinin ilahında, Yahudinin tanrısında istediğini istediği şekilde saptıran, istediğine istediği şekilde ceza veren, hatta suçu işleyen babasıysa babaya cezalandırmayıp evlatlarını cezalandıran bir tanrı var. Bu Yahudinin tanrısıdır. Bu Hristiyanın tanrısıdır. Bu Budistin tanrısıdır. Bu putperestin tanrısıdır. Bu Mecusinin tanrısıdır. Ama müminlerin ilahı o değildir. Müminlerin ilahı asla ve kat'a ilkesiz bir iş yapmaz. Ve Allah-u Teala'nın ilkeleri içerisinde yarattığı varlıklardan akıllı varlıkları saptırmak gibi bir davranış kalıbı yoktur. Böyle bir davranış kalıbı yok. Eğer herhangi bir mümin ya ben bilmiyorum bu saatten sonra. Ya ben bilmiyorum işte Ramazan Demir böyle söylüyor falan da böyle söylüyor. Hangisine inanacağımı bilmedim gibi bir mazerete sığınıyorsa bilsin ki benim sesimi duyduktan sonra eğer bu ses kulaklarına gitmişse, eğer o kulakların sahibi de elinde tuttuğu kaşıkla yediği yemeği ağzına götürecek kadar akıl sahibi ise artık Allah'a saptıran bir Allah gözüyle bakarsa bu Allah'a iftiradır. Bu Allah'a iftiradır. Asla, asla, asla. Bizim Rabbimiz Rahman'dır, Rahim'dir. Bizim Rabbimiz rahmet etmeyi, merhamet etmeyi, şefkat etmeyi, acımayı, bağışlamayı kendisine ilke edinmiş bir ilahtır. Bizim Rabbimiz korkulacak, tırsılacak, kendisinden fellik fellik kaçılacak bir ilah değildir.
Bizim Rabbimiz her türlü sapkınlıktan, her türlü yanlıştan, her türlü hatadan, her türlü saptırıcıdan kendisine sığınılandır. Yol bilmeyenlerin kendisiyle yola geldiğidir. Adamlık bilmeyenlerin kendisiyle adam olduğudur. İnsanlık bilmeyenlerin kendisiyle insan olduğudur. İman nedir bilmeyenlerin kendisiyle imanı bildiğidir. Eğer herhangi bir mümin Allah'ına saptıran bir Allah gözüyle bakıyorsa, yani bu saatten sonra bu söylemi duyduktan sonra, benim ağzımdan çıkan şeyi duyduktan sonra eğer hala aynı şeye devam ediyorsa, bilsin ki Allah'ın huzurunda Allah'a bir mazeret sunamaz. Bilmeyenlere bir şey demiyorum, zavallılardır diyorum. Ama bu saatten sonra da salağa yatmak olmaz yani. Biz delillerimizden eminiz. Biz delillerimizden eminiz. Bu ayete Allah kimi saptırırsa şeklinde mana verenlerin hiçbir delili yoktur. Ne gramerde, ne ayetlerde, ne vicdanda, ne akılda. Hiçbir ispatları, hiçbir delilleri yoktur. Orada biri bir hareke koymuş. Allah'a yapması gereken yeri Allah'u yapmış. Geri kalanı aptalca, hiç düşünmeden onu taklit etmiştir. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Başka bir açıklaması yoktur. Çünkü men yudlilillahu olmaz. Gramere aykırıdır. Terstir. Men yudlilillaha Allah kimi saptırırsa manası da veremezsiniz üstelik. Veremezsiniz. Çünkü eğer cümle böyle olmuş olsaydı yudlil olmazdı. Olmazdı. Yudlilillahu men olurdu. Allah bir kimseyi saptırdı demektir o da. Saptırıyor demektir o da. Saptırırsa diyemezsin. Yani bu ayetle ilgili, özellikle bu ibareler ilgili, bu Kur'an'da çok geçer. Bu ibare Kur'an'da 10-15 defa geçer. Men yudlil, men yehdi, bu geçer. Ve hepsi, geçtiği her bağlamda hepsi yudlilillahu hu yapmışlar. Raylar arkadaşlar. Orada hareke mansuptur. Orada hareke mansuptur. Çünkü oraya merfu hareke koymak gramere aykırıdır, anlama aykırıdır, Kur'an'a aykırıdır. Vicdana da aykırıdır, akla da aykırıdır. Saptırmak demek ne demek? Ne demektir saptırmak demek? Sapma denilen şey nedir? Sapma denilen şey zinaya helal demektir. Sapma denilen şey içki içilebilir demektir. Sapma denilen şey dürüstlük at çöpe demektir. Sapma denilen şey nedir? Aldatmayı bırakma demektir. Sapma denilen şey nedir? Dünyaya sarıl demektir. Sapma denilen şey nedir? Şeytana yapış demektir. Nasıl olacak yani? Bizim Rabbimiz bu düzgün olan bunu kimi saptırırsınız? Düzgün yolda olduğunu saptırırsınız. Düzgün yolda olanı alacak, şeytana dost haline mi getirecek? Böyle bir Allah'a iman edebilir misiniz? Kur'an'ımızı ne hale getiriyorlar? Kur'an'ımızı bizi Allah'a yaklaştıran rehber olmaktan çıkartıyorlar, bizi Allah'tan uzaklaştıran bir kitap haline getiriyorlar. Ben Allah'a yemin ediyorum ki Allah'ın kitabına bunu reva görenler ahirette göreceksiniz. Göreceksiniz, herkes görecek. Öleceğiz, göreceğiz. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Sen Allah'ın kitabını bu hale getireceksin. Ve öyle kolay kolay kurtulacaksın, öyle mi? Öyle yağma yok. Göreceksiniz. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi haktır. Allah yalan olanı, gerçekleşmeyecek olanı, gerçekleştiremeyeceği şeyi vaat etmez. Ki Allah'ın gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Görecekler. Biz bu ayetin harekesi, buradaki hareke hadır dediğimizde karşımıza diziliyorlar. Onları Allah'ın karşısında dizilirken göreceğiz bir de. Neyi savunuyorsunuz siz? Saptıran bir Allah'ı mı savunuyorsunuz siz? Bir harekeyi asım, kaldı ki diyorum arkadaşlar şu Kur'an tarihini lütfen okuyun, şu harekeleme tarihini, noktalama tarihini, Allah lillah aşkına bir okuyun da. Bir okuyun da neler anlatıyorlar.
Buyur abicim. Abi parantez içinde kıvranan arkadaşlar şeyden mi rahatsız oluyor? Manadan mı rahatsız oluyor yoksa ayeti fark ediyor da açık açık diyemiyorlar mı? Hayır, manadan rahatsız olmuyor. Mana doğru diyor. Bugüne kadar bakın. Bugüne kadar ben dedim ki bakın kaç yıldır haykırıyorum. Diyorum ki bakın bu men yudlilillahedir diyorum. Men yuridillahedir diyorum. Asla men yuridillahu olmaz diyorum. Gramere aykırı diyorum. İspat ediyorum. Bak diyorum şart edatıdır. Bak şart edatı iki tane fiili cezmetmiştir. Bak yudlil fiilinin mudaf fiildir. İki, son iki harfi aynıdır. Son iki harfini ayrı ayrı yazmak onun son harekesinin cezm olmasından dolayıdır. Onu cezmeden men edatıdır. Men edatı cümlede öznedir. O da şart cümlesinin öznesidir. Dolayısıyla sen onu kimi, kime, kimde diyemezsin. Kim diyeceksin. Kim? Kim? Virgül. Böyle demelisin. Onlardan bir tanesi bile. Bakın bir tanesi bile. Hatta bana takdim edilirken Türkiye'nin en iyi Arapçacısıdır diyenler bile. İtirazı bana hayır, senin söylediğin Kur'an'a aykırıdır. Senin söylediğin vicdana aykırıdır. Senin söylediğin gramere aykırıdır. Nahve aykırıdır. Sarfe aykırıdır. Kur'an'daki anlamlara aykırıdır demedi. Kıraata aykırıdır. Bunu dediler. Ben de onlara tamam ben kıraata aykırıyım. Peki ya yanlışı yapan ben değil sizin kıraatlerinizse niye bu ihtimali göz ardı etmiyorsunuz, ediyorsunuz? Niye? Yani neden onların yanlış yapma ihtimalini şey yapmıyorsunuz? Çünkü onların şu metin içerisinde yani şu Kur'an'daki metin içerisinde şu asım kıraat içerisinde gramer hatası diyebileceğimiz ben en az 1000 tane yer gösteririm. 1000 tane. Gramer hatası. Hiç yapılmaması gereken hatalar var. Beni bırakın ya. Allah aşkına Topkapı nüshasını alın. Topkapı nüshasında ya da Mesahif-i Kadime. Mesahif-i Kadime. Evet. Mesahif-i Kadime miydi o? Tayyar Altıkulaç'ın kitabı. O kitabı alın. Tayyar Altıkulaç. Bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış. Şu anda da dünyadaki noktasız ve hareketsiz Kur'anlar hususunda Türkiye'de çalışma yapan bununla ilgili epey elinde imkanları olan bizzatihi bu Kur'anları bastıran, bakın basımını yapan kişidir. Onun Mesahife-i Kadime hakkında bu Türkiye'de basılan nüshayla ilgili söylediklerini Allah aşkına okuyun. Bunu ben mi diyorum? Madem böyleyse Tayyar Altıkulaç buna asım kıraati, bu ne asım kıraati der ya? Ne asım kıraati? Bu asım kıraati falan değildir. Bu damat Hasan Efendi ile Aliül Kari'nin imlasıdır derler. Ve der, aynen de şunu söyler. 4706 kelimede, bakın 4706 kelimede asım kıraatine ihtilaf etmiştir der. Ben mi söylüyorum bunu? Ama buna rağmen sadece Ramazan Demir'e vurmak için, sadece bunun için Allah'ın kitabını bile alet haline getirebiliyorlar. Ben diyeceğimi dedim. Bundan sonra kim Allah'ına saptıran bir Allah ya da orada yorumla sapmasını onaylar gibi yaparsa yani ben onu diyorum Rabbim sen bilirsin. Sen bilirsin. Diyorum. Evet neyse var mı başka bu ayetle ilgili sorularınız? ...18'e geçebiliriz aslında abi. Zaten üst kısmıyla alakalı dediğin gibi durumlar öyle. Ben bir şey sorabilir miyim abi? Buyur Fatma abla.
Şimdi bütün kader inancı, kadercilik, bu Hasan Hüseyin'in davaları, bütün müktesebatın şu an temelini sarsan, daha doğrusu fıtratla, yani hangi fıtrata sorulursa sorulsun, Allah'ın saptırmayacağını, hiç bir tane Türkçe veya Arapça bilmeyen bir annem vardı. O bile hiçbir tane kötü şeyi Allah'a atfetmezken, ya zaten onların temelinde bu fıtratı şey yapmak yok mu? Yani nasıl, eğer hem bana o kadar kelime gönderecek hem beni saptıracak. Neye dayanarak saptırıyor? Yani saptırdığı dayanak ne? Allah bir şeyi dayanaksız yapmıyorsa saptıracağı dayanak ne? Zaten bütün müktesebat bu kadercilik, alın yazısı, duaların saçmalığı, Allah'ın bir şeyi var, vermiş ama vermesi üzerine Allah'ım şunu yaptırma denen bütün duaların altyapısı buraya dayanmıyor mu abi? Aynen oraya dayanıyor ablam. Bu Tanrı anlayışı, yani bu ilah anlayışı, bu Allah anlayışı dediğim gibi. Fatma ablam, yani Kur'an'ın anlayışı değil. Yani Kur'an'daki Allah bu değildir. Bu anlayış Yahudinin anlayışıdır. Bakın, elinize alın Yahudilerin kitabını. Okuyun. Nasıl bir Tanrı portresi var orada. Düşünün yani... Başlayalım yani Nuh, Adem hata yapıyor. Adem'in hatasını senin soyuna çektireceğim diyor. Nuh'un oğlu Kenan hata yapıyor. Senin soyunu lanetledim diyor. Süleyman, yani Davut onlara göre hata yapıyor. Senin soyunu lanetledim diyor. Falanlar hata yapıyor, sizin soyunuzu cezalandıracağım diyor. Böyledir Yahudinin anlayışı. Ama Yahudinin anlayışında şu yoktur. İsrail oğullarını oluşturan, yani Beni İsrail'i oluşturan o ilk kitle hata yapar, onlara denmez. Soyunuzu şöyle yapacağım diye. Öyle denmez. Çünkü onların anlayışında, onların kitabında Tanrı, hatta Tanrı da Musa da Harun da Beni İsrail'in hizmetçisi mesabesindedir. Hizmetçisidir. Resmen hizmetçisidir. Şimdi bugün müminler Allah-u Teala'yı ve Resulleri kendilerinin hizmetçileri sayıyorlar. Kötü bir şey oldu mu, yani sapmayı, mesela herhangi biri ben saptım demiyor. Adam agnostiyim diyor ama ben sapkınım demiyor. Bakın tarihselci, ben tarihselciyim diyor. Ben saptım demiyor. Ben saptım demiyor. Kendine atfetmiyor. Ötekisi batının, şeytanın oyuncağı olan, şeytanın uşağı olan felsefecileri alıyor, yere göğe sığdıramaz. Sanki onlarda değerli bir şey varmış gibi Resullerin bile üstüne çıkartarak çağına sığmayan filozof diyor. Filozoflar diyor onlara. Ama Allah Resullerine gelince onlar tarihte kaldı. Onlar çağını bırak, çağının ötesine bile geçmedi. Kendi Mekke'nin dışına çıkamadılar. Mahalli liderler bu konumu yapıyorlar. Bu şeyi yapıyorlar, aynı şeyi. Böyle olmalarına rağmen, bakın böyle olmalarına rağmen, onlar sapmayı, biz saptık diyorlar. Adam agnostik olunca ben en doğruya geldim diyor. Adam ateist olunca ben en doğrudayım diyor. Adam demokrat olunca hele hele ben doğrunun kralıyım diyor. Yani hiç kimse sapmayı, kötü olmayı kendisine atfetmiyor. Ama kendisine atfetmekten utanç duyduğu, kendini asla o kelimeyi yapan biri olarak görmediği kelimeyi Allah'a atfediyor. Peki sen Rahman mısın? Değilsin. Sen Rahim misin? Değilsin. Sen Vedud musun? Değilsin. Sen Gafur musun? Değilsin. Sen Afu musun? Değilsin. Buna rağmen yani sen, peki sen gaddar mısın? Evet. Peki sen aptal mısın? Evet. Peki sen aklını kullanamayan mısın? Evet. Peki sen her zaman doğruları seçemeyen misin? Evet. Sen eğriyle doğruyu her zaman seçebilecek mutlak bir akıl sahibi misin? Değilim. Eksiklik var mı? Var. Hata var mı? Var. Günah var mı? Var. Bütün bunlara rağmen sen sapmayı kendine atfetmiyorsun. Ama öteki tarafta Kur'an
Ya Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor ya. Rahman diye başlıyor ya. Rahim diye başlıyor ya. Öteki tarafta Rahim olan Allah var. Rahman olan Allah var. Vedud olan Allah var. Gafur olan Allah var. Muhit olan Allah var. Ve gayur olan Allah var. Bunlara rağmen mutlak akıl sahibi tırnak içerisinde Allah var. Buna rağmen mutlak irade sahibi Allah var. Buna rağmen zamanın ve mekanın kuşatamadığı Allah var. Ve sen sapmayı ona atfediyorsun. Öyle mi? Saptırmayı. Hangi kişi? Bugün yeryüzünde bir kişi gösterin bana. Bir kişi. Ben saptım. Ben sapkınım diyen bir kişi gösterin bana. Yok. Alnını gere gere erkek erkeğe evliliği, kadın kadına evliliği savunanlar bile biz sapkınız demiyorlar. Demiyorlar. Biz doğru yoldan saptık demiyorlar. Yani kendilerini sapmayı, kendilerine atfetmeyi zulm telakki ediyorlar. Ve bir mümin Kur'an adına böyle olmasına rağmen saptırmayı Allah'a atfediyor, öyle mi? Öyle mi? Yani kim buna inanırsa inansın. Ama ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Ben Rabbimin asla ve kat'a ne kullarının sapmasına onay verir, ne kullarını saptırır, ne de kullarının kötü olması yönünde irade kullanır. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Ve rahmeti de ilke edinmiştir. Rahmeti ilke edinen bunu yapmaz. Yapmaz, yapamaz. Bizim Rabbimiz ilkelidir, kurallıdır. Rastgele hiç iş yapmaz. Yarattığı akıllı varlıklar hidayet bulsun, doğru yolda erişsin diye, kötü olmasınlar diye, insan kalsınlar diye, yani bana kalırsa çok fazla Resul göndermiştir. Hani sayısı 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 çok fazladır. Hadid suresinde diyor. Ben sapmayı Allah'a atfedemem, izafe edemem. Ama ben bu hareket, yani düşünün arkadaşlar, iki tane seçeneğiniz var, iki tane seçenek, üç tane yok. Ya bu harekeyi koyan yanlış koydu diyeceksiniz, ya da Allah saptırıyor diyeceksiniz. Hangisini tercih edeceğiniz size kalmış. Kesinlikle. Fatma ablam, istersen mikrofonunu kapat. Ben sapmayı Allah'a atfetmiyorum, atfedemem. Ben Allah'ımı seviyorum. Ben onu tanıyorum, ben onu biliyorum. O yapmaz. Ben diyorum ki bu harekeyi koyan yanlış koymuştur. Öleyim ben, bu şekilde öleyim. Ahirete gideyim, Allah da desin ki ya o hareke doğruydu, niye karşı çıktın desin bana. Niye bangır bangır bağırdın, ciyak ciyak kuyruğuna basılmış kedi gibi sürekli ses çıkarttın, sağa sola çemkirdin bana desin. Ben de derim ki ya Rabbi, senin hakkında benim suizanım olmaz. Çünkü sen Allah'sın. Çünkü sen merhametlerinden merhametlisin. Çünkü sen şefkatin kaynağısın. Çünkü sen hidayetin kaynağısın. Ben yakıştırmam ya Rabbi sana, yani ben sana kullarını saptırmayı yakıştırmam ya Rabbi. Yakıştıramam. Utanırım. Kendime yakıştıramadığımı sana nasıl yakıştırayım ya Rabbi? Hiçbiriniz diyebilir misiniz ki ben oğlumu saptırdım, ben kızımı saptırdım, ben öğrencimi saptırdım, ben karımı saptırdım, ben kocamı saptırdım. Yani bir kişi diyebilir mi bunu? Diyemez, demez. Nasıl ben Allah'a atfedeceğim ya? Tarihteki olayların içinden çıkamıyorlar. Bir tarafta Allah Resulü'nün, yani bir tarihi anlatıyorlar. Eşi, öteki tarafta amcazadesi, amcazadesinin çocuğu, hem de damadı. Lan bunlar birbirlerine girmişler. Yani bunları bu hale düşüren ne? Allah. Sevsinler sizin Allah inancınızı. Sevsinler. Kaldı ki ben o tarihi olayların öyle olmadığını ölünce göreceğiz. Yani bunu ispatlama şansım yok. Ki gerek de yok.
Yani ölünce göreceğiz. Öyle şey olur mu? Abi bir şey daha. Bu sürekli kutsi hadis diye yutturdukları şey var ya. Allah kulunun zannı üzeredir. Tasavvufta da sürekli Allah'ı insanla eşitleme sevdası, sevgisi, muhabbeti. Yani öyle Allah'ı çok seviyorlar ki yaratılanla eşitleme sevdası. Bu iki dengenin şeyini bozduğu için bir taraftan bu müktesebatın omurgasını kırıyor, diğer taraftan da bunları alt üst ediyor. Bunu açıklayabilmek için milyon tane ayeti bunlar kurban ediyor. Çünkü ben de birçoğuyla görüştüm. Hiç açıklama yapabildikleri hiçbir delil yok. Evet. Bunları yani ben, bakın arkadaşlar, ben uzun zamandır şunu söylüyorum biliyorsunuz. Yani ben diyorum ki sıradan insanlara benim bir zaafım var. Yani bunu zaaf mı dersiniz ki, ben bunun doğru bilgi olduğunu şey yapıyorum. Yani Fatma ablam, o arkadaşlar, yani öyle düşünen arkadaşları düzeltmek çok kolaydır. Yani onlar bu anlayışı icat etmemişlerdir. Onlar bu anlayışın kurbanıdırlar. Onlar bu anlayış ortadan kalktıkları zaman anında düzelirler. 2 dakikada düzelirler. Peki bu anlayışların ortadan kalkmamasının sebebi nedir? İşte bu müktesebatın kaynaklarının din diye insanlara sunulmasıdır. Kabul ettirilmesidir. Bunlar o insanlar tarafından yapılmıyor. Bunlar işte bu kıraatleri oluşturanlar, bu tefsirleri oluşturanlar, bu mealleri oluşturanlar tarafından yapılıyor. Şu kadar meal yazarı, şu kadar ulema, yani saptırmayı Allah'a izafe et, yani önce ediyorlar, sonra Allah nasıl saptırmaz diye açıklamalara kalkışıyorlar. Bir tanesi de demiyor ki, ya buradaki nokta ve harekete bir sorun var, buradaki harekete bir sorun var demiyor. Bunun yanından geçip gidiyorlar. O kıraatleri dokunulmaz, bu hareketleri dokunulmaz varsayıyorlar. Bunlara dokunanı, yani Kur'an'ın bir harekesine dokunduğu zaman bitti. Kur'an değil ki elimizde. Dokunulmuş zaten Kur'an'a. Yani yüzlerce, binlerce elif eklenmiş. Binlerce met harfi eklenmiş. Binlerce şey eklenmiş. Kaldı ki 20 tane kıraat içerisinde birbirini tutmaz. Yüzlerce kelime, binlerce kelime var zaten. Zaten dokunmuşsunuz. Hayır. Bizim bu 20 kıraatin dışındakine dokunmaktan bahsediyoruz diyorlar. İşte onlar. Onların mebalini, onların günahını yüklenen de onlardır. Tabii ki ona inananlar, akılını kullanamayıp bunlara inananlar da Allah'ın karşısında mutlaka hesap vereceklerdir. Yani hiç kimse Allah'ın hesabından kaçamayacak, onu söyleyelim. Hiç kimse, öyle bir yağma yok. Ama Allah-u Teala'nın kandırılan insanlara bir mazeret bildirme şeyi var Kur'an'da. Ama onların mazereti yok. Bu kıraatleri Kur'an diye insanların önüne koyup bu tür ayetleri de yorumla, güya yorumla, yani yorum da yapamıyorlar. Saçma sapan anlamlarla insanları saptırabilen bir Allah'a inandıranların yatacak yeri yok. Öyle kolay kolay kurtulamayacaklar. Öyle yağma yok. Kurtulamayacaklar onlar. Bu üstelik onların yaptıkları Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a Allah'ta olmayan bir sıfatı, Allah'a Allah'ın yapmayacağı bir fiili izafe etmek demek, Allah'a ortak koşmak demektir. Allah'ı küçümsemek demektir. İnsanların bilmeden şunu bunu ilah edinmelerinin bile bir mazereti var. Ama Allah'ın kitabının şirkin temeli içerisinde, yani şirki Allah'ın kitabının içine sokmanın, bunun affedilebilir bir yanı yok. Bunun affedilecek bir tarafı yok. Evet. Devam edelim mi? Başka soru yoksa devam edelim abi. Evet. Ya siz başlayın, beni eşim arıyor. Ben bir eşimin niye aradığını şey yapayım da. Bana bir 2 dakika müsaade edin. Yani siz konuşun, ben sizi dinliyorum.
Tahsibuhum ikatan ve hum rukut ve nukallibuhum zatel yemin ve zatel şimal. Tahsibuhum burada şey mi? Şey diyebiliriz değil mi? Bir an kardeşim. Efal gülüp diyebiliriz değil mi? Hüm eykazen onlar uyanıktır. Olur müptüze haber. Değil mi? Orada Güneş Hocam, yani müptedâ haber olabilecek iki tane cümle var. Bir tane de değil. İki evet. tane var yani. Yani orada tahsebuhum ifadesinin efal-i kulûf olduğu gayet açıktır. Evet. Gayet açıktır. Peki arkadaşlar, kelime tahsebuhum kelimesi mazi midir, muzari midir? Muzari. Muzaridir. Şimdi ben rica ediyorum arkadaşlardan, yine Bilal abi sen de yapabilirsin. Bu tahsebuhum eykazen fehum rukut ifadesiyle mealler ne mana vermişler? Bir bakar mısınız? Yani bir şey yapar mısınız? Onları sağa sola döndürdüğümüzde uyanık olduklarını sanırdın. Yani, sanırdın değil mi? Evet. Yani ne yapmış? Muzari fiili mazi hale getirmiş değil mi? Mazi hale getirmiş. Evet. Bakın yani bu adamlar oradaki harekeye uymamak için, yani uymak için ne kadar çaba sarf ediyorlar. Kelimelere farklı bir mana veriyorlar. Ama madem siz bu kadar çabalıyorsunuz buna uymak için, burada niye mazi olmayan bir fiil, yani muzari olan bir fiili maziye çeviriyorsunuz? Hangi gerekçeyle? Ya yok, bunların Kur'an'a sadakatleri falan yok yani. Bunların, bakmayın siz kıraat savunuculuğu yaptıklarına. Bunlar hiçbir kıraate de uymazlar. Ve Allah'a yemin ederim ki bunlar hiçbir hadise de uymazlar. Yani hadis savunurlar, hadise uymazlar. Bunlar imamları savunurlar, imamlara uymazlar. Bunlar kıraat savunurlar, kıraatlere uymazlar. Bunlar tarih savunurlar, tarihlere uymazlar. Bunların bir tek derdi vardır. Kıraatleri, hadisleri, tefsirleri, geçmiş ulemayı kullanarak kendilerine alan açmak. Kendi sapık din anlayışlarını zavallı insanlara kabul ettirmek. Bunun üzerinden maddi ya da manevi rant elde etmek. Onların bir tek bu derdi var. Başka dertleri yok. Bunların gözlerinin içine baka baka ben söyledim. Sizden bir tek şey. Siz televizyonlara çıkıp parmağınızı insanlara sallıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Kur'an'ın kelimelerine sadık kalın. Allah ne söylemişse o. Siz söylüyorsunuz bunu. Tahsebuhum demiş. Muzari fiil. Hani Allah ne demişse o diyordun. Niye sanırdın? Niye mazi yapıyorsun? Gözlerinin içine baka baka söylediğimde bana buradan git dediler yani. Bir daha git. Ben zaten gidiyordum yani. Bir daha gelmemek üzere çıktığımı onlara söylüyordum. Utanmadan da arkamdan biz, ya o çok sapıktı, onu kovduk. Benim hakkımda böyle söylüyorlar. Yani sadece maziye çevirmek değil, bir de oraya bir sanırdın manası verilmesi için bir de kâne olması lazım orada. Yani kâneli bir cümle olması lazım. Kâne tahsebuhum diye bir cümle olmalı ki şey olsun. Sanırdın manası verilmesi. Evet, sanırdın. Sandın manası. Yani ona kunta hasibtehum olması lazım değil mi? Kunta hasibtehum olması lazım. Başkasını oku Bilal abi. Mesela bize genetik dersi vermeye kalkışan zavallı vatandaşın, yani artık zavallı onlar, yani zavallı gerçekten. Yani bu zavallının sonunda üç tane ünlem işareti var. Bunu da söyleyeyim.
Onlar parantez ölüm uykusuna, parantezi kapat, yattıkları halde sen onları uyanık sanırdın. Gördünüz mü? Bu arkadaştı değil mi bana genetik dersi veren arkadaş? Bu arkadaştı değil mi? Evet abi, buydu. Yok yani bunlar Kur'an'a sadık kalmanın ne demek olduğunu akıllarından bile geçirmiyorlar. Yani böyle bir şeyin nasıl göründüğünü bile bilmiyorlar. Bunların derdi Allah'ın kelimelerine, Allah'ın kitabına yapışmak değil. İnsanları da Allah'ın kelimelerine, Allah'ın kitabına ulaştırmak değil. Kendi kafalarındaki din anlayışına ulaştırmak, Kur'an'daki dine değil. Hani onlardır uydurulmuş din diye insanlara pazarlıyorlar. İşte kendi kafalarındaki uydurulmuş dine insanları şey yapmak. Ne orada ölüm uykusu şeklinde bir parantez ifadesi var, ne orada kunte yani kâne fiili var, ne de orada mazi bir fiil var. Ve bu adam kalkacak bize genetik dersi verecek, öyle mi? Başkasını oku Bilal abi. Onun dünürünü oku. Süleyman Ateşinger abi. Uykuda oldukları halde sen onları uyanıklar sanırsın. Onları uykuda parantez içinde sağa sola çeviririz demiş. Mehmet Okuyan da kendileri uykuya kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Bunlardı değil mi? Bunlardı değil mi? Bir de Erhan Aktaş'tan okuyayım istersen abi. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın ve biz onları sağ yanlarına, sol yanlarına çeviririz. Köpekleri de avluda ön ayaklarını öne doğru uzatmış. Eğer sen onlarla karşılaşsaydın gerisin geri kaçardın ve korkudan ürperirdin. Erhan Aktaş. Peki, biz bu vatandaşlara diyelim. Bak Erhan Aktaş'a diyelim. Ya Erhan Aktaş bak sen böyle bir meal yazmışsın. Mealde sanırsın, sanıyorsun, görürsün böyle şeyler söylüyorsun. Yani geçmiş zamanda yaşanmış bir olaydan bahsetmiyor bu senin verdiğin meal. Şu anda yaşanan bir olaydan bahsediyor. Ama siz diyorsunuz ki Kehf suresi Muhammed'den önce İsa'ya inanan gençlerle alakalı diyordunuz. Bu olay Muhammed zamanında çoktan bitmiş bir olay diyordunuz siz. Ama senin verdiğin meale göre bitmiş bir olaydan bahsedilmiyor. Yani o mealde bitmiş bir olaydan değil, devam eden bir olaydan bahsediliyor. Böyle diyelim bakalım vatandaşa. Bunlar değil mi? Bunlar. Bunlar. Yani ben ne yazık ki bu arkadaşlara şunu söyleyemiyorum. Yani bu arkadaşlarla ilgili yani haşa arkadaşım falan da değiller, olamazlar da. Hüsnü niyet besleyemiyorum. Belki yanlış yapıyorum. Yani hüsnü zanda bulunamıyorum. Belki yanlış yapıyorum. Belki size göre gaddarca davranıyorum. Belki çok keskinim. Belki çok şeyimdir. Yani böyle aslında normalde kolayca kabul edilebilir şeyleri kabul edilemez olarak geliyordur size. Yani belki ben çok fazla aşırı tepki gösteriyor olabilirim. En nihayetinde meallerden bir meallerdir deyip geçebilirim. Geçebilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben öyle yapmıyorum, yapamıyorum arkadaşlar. Yani ben bu arkadaşlar hakkında hüsnü zanda bulunamıyorum. Çünkü ben bu arkadaşların bizatihi yüzlerine karşı söyledim. Yüzlerine karşı. Yapmayın. Mazi ise mazi, muzari ise muzari yapın. Ha anlamadıysanız onun karşılığını hadislerden bulmaya çalışmayın. Kur'an'ın içerisinde bulmaya çalışın. Mutlaka Kur'an'ın içerisinde anlamadığınız şeyin bir yerlerde bir açıklaması mutlaka vardır. Yani olmaması mümkün değil. Dedim ben onlara. Dedim. Onların hepsine söyledik. Hepsi de bilmiyor mu yani şu anda bizim noktasız ve Kur'an'ın aslının noktasız ve hareketsiz olduğunu söylediğimizi duymuyorlar mı?
Ya da onların kendisi Kur'an'ın noktasız ve harekesiz olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama ne yazık ki hadislerden, yani kınadıklarının dik alasını kendileri yapıyorlar. Tarihselci diye kınadıklarından daha fazla tarihselcilik yapıyorlar. Yorum yapıyorlar dediklerinden daha fazla kendileri yorum yapıyorlar. Kur'an'a kelime sıkıştırıyorlar demelerinden daha fazla kendileri yapıyorlar. Hepsini kendileri yapıyorlar. Ve bu insanların bugüne, yani bunlar, Ramazan Demir ne diyor? Ramazan Demir diyor ki ya Kur'an noktasız ve hareketsizdir. Eğer bunu temel alırlarsa ne olacak? Bugüne kadar yazdıkları, söyledikleri her şeyden vazgeçmeleri lazım. Kendilerini resetleyip, sıfıra indirip, yazdıkları kitapları toplatıp, insanların karşısına çıkıp ya arkadaşlar biz büyük bir yanılgı içerisindeymişiz. Biz yanılmışız. Biz kandırılmışız yani. Biz vallahi bilmeden yaptık yani. Biz zannettik ki bu bizi Allah'a yaklaştırıyor. Allah bizi affetsin. Yani size de yanlış şeyler anlattık. Onun için bizi, yani önce siz kusura bakmayın, affedin. Biz Rabbimizden bağışlanma, af diliyoruz. Ve biz Allah'ın gönderdiği kitaba sımsıkı sarılıp bundan sonra ondan başkasına bakmayacağız demeleri lazım. Bunu demeleri lazım. Bütün titirlerini terk etmeleri lazım. Kurdukları vakıflarını, derneklerinin kapısına kilit vurmaları lazım. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Yapamazlar. Onun için onlardan vazgeçmemek uğruna güneş gibi, böyle güneş gibi bir hakikati balçıkla sıvamaya kalkışıyorlar. Bunu yapıyorlar. Ben onların karşısına bir dernek lideri, bir düşüncenin lideri, bir parti lideri ya da bir mezhep lideri ya da bir görüşün lideri olarak çıkmıyorum arkadaşlar. Beni lütfen onların karşısında bu konumda konumlandırmayın. Ben tıpkı sizin gibiyim. Benim sizden bir farkım yok. Ben Allah'ımı seviyorum. Ben onu çok seviyorum. Ben ona yaklaşmak istiyorum. Onun beni sevmesini istiyorum. Onun söylediklerini gönlüm yata yata, endişeye düşmeden, şüphelenmeden, ikileme düşmeden yaşamak istiyorum. Ben onun yanlış sahibi olacağını asla aklımdan geçirmiyorum. O bana aldatıcı sözler söylemez. Ben de onun sözlerine inanmak, güvenmek, yapışmak istiyorum. Bunu hayatım boyunca yaptım. O arkadaşların peşinden ben de gittim. Söylediklerine ben de kulak kabarttım. Niye? Onların şey yaptığını düşündüm öyle. Fakat baktık ki yani bu kadar çelişkiyle, bu kadar şeyle olmuyor. Yani şöyle bir sonuca geldik yani. Nitekim bunu birçoğunuz yaşamıştır. Ya tamam, bu kitap yani belli işte. Yani ya biz aklımızla, düşüncemizle bulacağız yolu. Yani çok da önemsememek lazım bu kitabı. Buraya kadar geldik. Yani bunun bir adım ötesi, ya bu Allah'tan gelmiş bir kitap olamaz ya, Allah böyle kitap gönderemez. Bunun bir adım ötesi burasıydı. Sınıra gelmiştik, sınıra. Sınıra gelmiştik. Onun için ben daha önce de söyledim. Bizim bu kitapla ilişkimiz bir mezhep ilişkisi, bir tarikat ilişkisi, bir dernek ilişkisi, bir vakıf ilişkisi değildir. Biz Kur'an'a ondan dolayı mesleki hayatımızın nesnesi olsun diye yapışmadık. Biz ölüm kalım meselesi bizim için. Benim için ölüm kalım meselesidir. Ya mümin olarak var olacağım ya da mümin olduğumu zannederek ölü olacağım. Aslında ölüyüm. Aynı yoldayım ben de. Yani siz, ben dolayısıyla onların karşısında rakip falan değilim ben. Ben kimsenin rakibi değilim. Ben Allah'ın kitabını anlamaya çalışan sizin gibi biriyim. Aramızdaki tek fark, ben daha fazla imkan buluyorum. Daha fazla zaman buluyorum. Daha fazla çalışıyorum belki. Aramızdaki tek fark budur. Onun ötesinde aramızda hiçbir fark yoktur. Ben de sizin gibi, nasıl ki siz şu anda benden öğrenmek için Zoom toplantısına katılıyorsunuz, aynı şeyi ben de yapıyorum. Ben de öğrenmek için ayet ayet dolaşıyorum, kelime kelime dolaşıyorum, sözlük sözlük dolaşıyorum. Ve size söylediğim bir kelime üzerinde inanın aylarca çalışıyorum, aylarca. Ben o kelimeye birilerine bir şey söylemek için başvurmuyorum. İnanmak için başvuruyorum. İman etmek için. İman edip bir daha geri dönmemek için. Onun için başvuruyorum.
Dolayısıyla benim siz beni hem o rakip cephenin şeyi değilim ben. Yani benim böyle bir titrim de böyle bir şeyim de yok. Dolayısıyla benim bu adamlarla ilgili hüsnü zan beslememin imkanı yok. İmkanı yok. Ben besleyemem bu adamlarla ilgili hüsnü zan. Ha ki siz de beslemeyin demiyorum, böyle bir şey söylemiyorum. Merhametli olun, tam tersi. Merhametli olun, şefkatli olun, anlayışlı olun. Bunu söylüyorum. Ama ben olamıyorum diyorum. Yani ben yapamıyorum diyorum. Ben yapamıyorum. Benim gücüm yetmiyor. Onlara karşı bir merhamet ve şefkat, anlayış ve şey beslemeye gücüm yetmiyor. Beslemeyeceğim. Yani ha, Rabbimin huzurunda böyle olmamın bir cezası var mı? Yani ben yok olduğunu biliyorum. Ama hani benim bilim, her şeyi biliyor muyum ben? Hayır, bilmiyorum. Ha, ahirette yanılıyor olabilirim. Ne yapalım yani? Ben bunun hesabını vereceğim yani. Eğer yanılıyor olsam. Onlar hakkında. Ben söylediğim Kur'an'la ilgili yanıldığımı asla düşünmüyorum. Yanıldığımı düşünsem size söylemem. Ben iman etmişim bu kelime. Ben tahsebuhum kelimesinin muzari bir fiil olduğuna iman etmişim ben. Ben öyle laf olsun, torba dolsun diye o kelimeyi gönderemem. Döndüremem, falana uysun, filana uysun diye, falan rivayete uygun hale gelsin diye farklı şekle sokamam. Ben iman ettim çünkü. O kelime tahsebuhumdur. Muzari bir fiildir. Muzari fiillerde ya şimdiki zaman, ya geniş zaman, ya gelecek zaman ifade ederler. Sanırdın olmaz. O gök var ya, gökteki yıldız üstüme düşsün. Olmaz arkadaş. Olmaz. Mezardakilerin tamamı kalksın, olur desin. Olmaz arkadaş. Olmaz. Bu kelime muzari. Bitti. Benim için tartışma bitmiştir. Ben iman ediyorum çünkü. Bu kelime benim oyuncağım değil. Kolayca vazgeçebileceğim, alıp onun yerine başka bir şey koyabileceğim bir şey değil bu. Bu Rabbimin kelimesi. Allah'ım gönderdi bana bu kelimeyi. Benim Allah'ım gönderdi bana bu kelimeyi. Ona dokunana ben hüsnü zanda bulunamam. Dokunmayacaksın. Ona dokunmayacaksın. Ne diyorsa o. Çünkü bu rehber. Bu kılavuz. Kılavuza dokunamazsın. Dokunamazsın. Bu benim imanım. Bu benim imanım. Onun için ben valla yani sert bulabilirsiniz ama besleyemiyorum arkadaşlar. Hüsnü zan besleyemiyorum. Bunu bilmemeler, yani bu fiilin müzari olduğunu bilmemelerinin imkanı yok arkadaşlar. Nasıl bilmezsiniz siz bu müzari fiile? Müzari de müzari. Allah aşkına bütün, bakın, İrab sitelerinin hepsini açın. Bütün tefsirlerin hepsini açın. Bütün herkes, beyal yazarlarının hepsine deyin ki bu fiil muzari midir, mazi midir? Hepsi muzari diyecek. Hepsi. Hepsi. Bir tane mazi diyen bulamazsınız. E peki madem muzari ise niye mazi anlam veriyorsunuz? Deyin. Orada ya tabii ki işte muzaridir de şundan şöyle olmuştur da bundan böyle olmuştur da onun için mazidir şekli. Hayır kardeşim, muzari fiili mazi yapan etkenler bellidir. Muzari bir fiilin başına lem gelirse o mazi olur. Muzari bir fiilin başına lev gelirse o mazi olur. Hatta mazi anlam vermek zorundasın. Başka anlam veremezsin. Muzari bir fiilin başına kâne gelirse, yani yakın geçmiş zaman manasında, şimdi etkileri şimdiki devam eden şimdiki zaman manası verebilirsin. Ama bunun haricinde yorumla, bir hadise dayanarak, bir olaya, bir tefsire, bir şuna buna dayanarak mazi, muzari bir fiili mazi haline getiremezsin. Getiremezsin. Buna hakkın yok. Buna hakkın yok. Arapça bilen kaç kişi var burada bilmiyorum beni dinleyen. Allah aşkına. Buradaki tahsebuhum fiilini mazi yapmamızı gerektirecek bir gramer delili var mı arkadaşlar? Var mı? Var diyebilecek biri var mı? Yok. Çıkamayan, var diyen çıksa şu anda, Allah'a yemin ederim ki ben onu
Yani parçalarım ya. Parçalarım ya, sen gözün mü görmüyor derim ya. Kör müsün derim. Nasıl göz göre göre mazi, muzaribi fiile mazi olur diyeceksin ya. Onun için benim çok da hüsnü zannım yok bu arkadaşlara. Bilmemeleri imkansız. İmkansız. Bilmiyorsanız niye meal yazıyorsunuz? Bilmiyorsanız niye din anlatıyorsunuz insanlara? Mazi ile muzari fiil arasındaki farkı ayırt edemeyecekseniz, ki kaldı ki bugün piyasadaki birçok mealin yazarlarının arkadaşlar ya tek kelime Kur'an'ı yüzüne okuyamıyor ya. Kaç tane meal yazarı var biliyor musunuz? Kur'an'ı yüzüne okuyamıyor. Yani bırakın mazisini, muzarisini bilmeyi. Yüzüne okuyamıyor ya, yüzüne, yüzüne. Ama meal sahibi adam. Ama meali var. Abi dedin ya, o insanlar işte bizim geldiğimiz nokta olumsuz diyerek geldik işte. Allah'a yakıştıramayacağımız sıfatları falan. Onlar da belki de işte kitabı sindiremiyor. Sindiremediğinden de işte kendi bir çıkarsama yapacak, yapıyor da. Bakın o bu mazi, yani bu fiilin muzari olması, bu Kehf suresinin arkasına konulan o rivayetleri yerle bir ediyor arkadaşlar. Yerle bir ediyor. Çünkü o rivayetler nasıl? O rivayetler, yani rivayetlere göre Kehf suresinin arkasında ne var? Yani bunu ilk derslerimizde herhalde uzun uzun anlatmıştım ama şimdi yine bir hatırlatma babında hatırlatayım. Olay şu. İşte kafirler toplanıyorlar Muhammed'e. Diyorlar ki ya bu Muhammed'i tamam böyle döverek, söverek, kırarak yani engelleyemeyeceğiz belli. Peki ne yapalım? Ya buna öyle sorular soralım ki yani Resul olup olmadığı gerçekten belli olsun, aşina olsun. Peki ne yapalım? Ya o Yahudiler var ya, Yahudiler, ha onlara kitap verilmiş. Evet. Gönderin onlara adamlarımızı. Onlar gitsinler bize. Onlardan Muhammed'in cevap veremeyeceği, cevap verdiğinde Resul olup olmadığı anlaşılacak olan sorular sorusu getirsinler. Bunun için Nadir bin Haris, şey, Nadir bin Harise'yi ve Utbe bin Rebi'a'yı görevlendiriyorlar rivayetlere göre. Bunlar koşa koşa gidiyorlar Hayber Yahudilerine. Hayber Yahudilerine diyorlar ki ya vallahi bizim içimizden böyle bir adam çıktı. Ben Resulüm deyip duruyor. Size daha öncesinden kitap geldi. Siz Resul nedir, kitap nedir biliyorsunuz. Biz bilmiyoruz. Tamam. Ya bizi bu adamın kim olduğunu, gerçek yüzünü ortaya serecek şeyler söyleyin diyor. Onlar da diyor ki kolay. Bundan kolay ne var? Nedir? Ya ona gidin ona sorun deyin ki ya o gençlerin durumu, yani gidip kaybolan gençlerin durumu ne oldu? O nedir? Diye sorun. Eğer buna cevap verirse Resul'dür. Yok cevap veremezse Resul değildir. Başka bir soru. İşte ya ona yine Kehf suresinde anlatılan Zülkarneyn kıssası var. Ona doğulara ve batılara giden adamın kıssasını sorun. Eğer bunları cevap veriyorsa o Resul'dür, ona tabi olun. Cevap vermiyorsa bilin ki o yalancıdır. Şimdi soru şu orada. Bu adamlar, yani bu rivayetlerde Mekkeli müşriklerin şöyle dediğine dair herhangi bir anlatım yok. Tamam anladık da bu dedikleriniz kim? Bize doğru cevabı verin ki. Yani biz bilelim mi? Verdiği cevap doğru mudur, yanlış mıdır, yalan mıdır? Nereden bileceğiz? Bize uyduruk bir cevap versen nereden bileceğiz onun uyduruk olup olmadığını demiyorlar. Yani soruların cevabını kendileri de almıyorlar. Kendileri de almıyor. Onlara soruların cevabı gerekmiyormuş yani, ne demek ki? Yani bu rivayetler geliyor, Allah Resulüne geliyorlar. Diyorlar ki Allah Resulüne, söyle bakalım gençlerin durumu ne? Doğulara batılara giden adamların durumu ne? Resulullah da ne diyormuş? Ya ben tamam size yarın cevap vereceğim demiş. Yarın cevap vereceğim dedi ama inşallah demediği için, hani yine 23. ayette en yeşe Allah de, onu da bu inşallah demediği için soruların cevabı gelmemiş. Kafirler de aha bak Resul olsaydı cevap verebilirlerdi, verebilirdi şeklinde yaygara koparmışlar. Ha, onun üzerine 15 gün sonra bu Kehf suresi inmiş. Onun üzerine. Şimdi bu rivayette anlatılan Kehf kıssası ne zaman gerçekleşmiş? Muhammed Aleyhisselam'dan
200 yıl önce yani olmuş bitmiş, sonuçlanmış bir olay. Böyle anlatıyorsunuz değil mi? Evet. İyi de tahsebuhum diyor. Sanıyorsun ki, sen sanıyorsun ki, sanırdın ki değil, sanacaksın ki, sanıyorsun sen şimdi, böyle sanıyorsun. Ne sanıyorsun? Eykazen, onları uyanık sanıyorsun. Nasıl yani? Hani bu olay Muhammed Aleyhisselam'dan 200 yıl önce bitmişti. Sanıyorsun diyor. Hani bitmişti? Ha biz burada yanlış yaptık. Ya burada bir başka bir durum var arkadaşlar. Bu rivayet buraya uymuyor. Yani rivayet güzel rivayet gözüküyor, yakışıklı rivayet gözüküyor ama buraya uymuyor. Herhalde biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Şu olaya bir daha yeni baştan bakalım, bir daha farklı bir gözle bakalım. Bu olayın Kur'an'daki karşılığını bulmaya çalışalım demiyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu demek yerine tahsebuhumu, ya o kadar uzun uğraşla kim uğraşacak? Yani bu epey zahmet gerektirir. Ne yapalım biz? Ya tahsebuhum muzari mi? Muzari. Mazi yapalım olur biter. Sorun çözüldü arkadaşlar. Sorun çözüldü. Böyle yapıyorlar. Oysa fiil muzari. Ve bu fiili mazi hale getirecek hiçbir gramer delili yok. Bu olay demek ki burada Kehf suresinin en başından biri birine sen deniyor. Sürekli sen. Bak hani diyor felleallake bahiun nefseke teraş şemse. Bak teraş şemse sen deniyor. Demek ki bir muhatap var. Bu olay o muhatabın olduğu zamanda gerçekleşiyor ve ona tahsebuhum diyor. Demek ki bu. Demek ki bu Utbe bin Rabia, Nadir bin Haris bilmem bu yalanmış demek ki. O değilmiş demek ki. Diyeceklerine uyduruyorlar. Biz daha önceki söylemlerimizde demiştik. Buradaki sen denilen kişi Muhammed Aleyhisselam değil Musa Aleyhisselam'dır. Sen denilen kişi. Biz bunu daha önceki şeylerimizde söylüyoruz. Birazdan daha da yani sona doğru bunlar daha da anlaşılacak. Daha da iyi anlaşılacak. Sona doğru Musa olduğuna dair. Bu ne? Sanıyorsun ki. Sen sanıyorsun. Ne sanıyorsun sen? Eykazen. Onları sanıyorsun ki eykazen. Eykazen ne? Uyanık. Evet. Eykazen kelimesinin uyanık olmak manası vardır. Ama tek manası değildir. Başka ne manası var? Kışkırtma. Kışkırtıcı. Başka manası var mı? Evet. Sen onları uyanık sanıyorsun. Vehum rukut. Onlar rukutturlar. Peki rukut ne? Rukut uyku halidir. Atıl olma halidir. Atıllık halidir. Kuluçka halidir. Kuluçka hali. Bu hallerdedir. Başka ölüm halidir. Yani rukut kelimesine ölüm manası veriyor. Ölüm manası veriyor. Veriliyor. Peki buna uyanıklık ve ölüm manası üzerinden mana verdiğimizde ne olur? Bakın uyku, ilk önce uyku manasında verelim. Fehum rukudun, o hal cümlesidir değil mi arkadaşlar? Arapça bilen arkadaşlar. Fehum rukud ifadesi bu cümlede hal ifadesidir değil mi? Evet abi. O noktada nasıl yapacağız cümleye mana verirken? Uyanık oldukları şey, uykuda oldukları halde. Uyuyor oldukları halde. Yani, uyuyor oldukları halde, evet oradan başlayacağız. Sen onları uyanık sanıyorsun. Onlar uyuyor ama sen onları uyanık sanıyorsun. Böyle olması lazım. İyi de o zaman olay biraz karışmadı mı? Yani hala onlar uyuyor olurlar yani. Hala uyuyor oluyorlar. Böyle olur değil mi? Evet. Ha, peki uyku değil de rukut kelimesine ölüm manası verirsek? Yani ölüm, kelimenin ölüm manası var değil mi arkadaşlar? Yani rukut kelimesinin, arkadaşlar herhangi biriniz açın birazdan o rukut kelimesine yüklenilen manaları da okuyalım. Ölüm manası verilebilir mi? Evet verilebilir. Peki ölüm manası verildiği zaman ne olur? Şöyle olur. Tahsebuhum eykazen
fehum rukud. Onlar ölmüş oldukları halde, öldükleri halde sen onları uyandılar sanıyorsun. Uyandılar sanıyorsun. Ha, demek ki o zaman ne olur? Demek ki bir Kehf kıssası var. Bu Kehf kıssasının bir insanlar arasında bilinen halinde bunlar aslında ölmüşler ama bilinen halinde uyandılar zannediliyor. Bu mana verilebilir mi? Mümkündür bu mana. Peki bu mananın doğru olup olmadığını nereden anlayacağız? Devamından anlayacağız. Peki başka mana verilebilir mi? Evet, verilebilir. Fehum rukudun. Ya onlar uysal oldukları halde, herhangi bir karşı çıkma olmadığı halde, tam tersi onlar destekleyici oldukları halde, yani uyan oldukları halde sen onları kışkırtıcılar sayıyorsun. Kışkırtıcı sayıyorsun. Toplumu bozanlar sanıyorsun. Bu olur mu? Olur. Peki niye böyle bir şey olsun? Ta ale eferihimi hatırlayın. Ne demişti daha önce? O ayeti okur musunuz Bilal abi? Eferihim ayetini. Ayete verdiğimiz meali de eğer varsa elinizde. فَلَعَلَّكَ بَاحِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ ifadesi. Verdiğimiz meali şu an bende yazılı değil abi. Tamam, ben vereyim. Onların rivayetleri yüzünden kendi kimliğini heder etme. Kendi öz benliğine kıyma. Kendini ucuzlatma. Bu mana. Onların rivayetleri yüzünden. Ha, demek ki Kehf kıssasıyla ilgili onların bir rivayeti vardı. Peki başka? Bak ne diyordu? Şimdi sana nahnu nakussu, o ayeti okuyacak arkadaş var mı? Nahnu nakussu dediği ayet. Nahnu nakussu aleyke nebe'ehum bil hakkı. Hak. Biz şimdi sana onların nebesinin hakkını, gerçeğini anlatıyoruz. Ha bakın ale eferihim dedi. Yani Kehf'le ilgili bir kıssa var. Kehf ashabıyla ilgili bir kıssa var. Ona ale efer diyor, rivayet diyor. Ve diyor ki biz sana şimdi gerçeğini anlatıyoruz. Ha burada tahsebuhum eykaden vehum rukudun. Sen o rivayetlerdeki Kehf kıssasına göre bir, bunları uyandılar sanıyorsun. Oysa onlar öldüler. Bir bu. İki, sen o rivayetlerdeki kıssaya göre sanıyorsun ki onlar kışkırtıcıdırlar. Kışkırtıyorlar, insanları kışkırttılar. Oysa onlar uysaldır. Yani onlar durdular öyle, kuluçkadadırlar yani. Böyle bu mana var. Üçüncü mana dediğimiz gibi sen onları... Ya adamlar uyudukları halde sen onları uyuyorlar uyanıklar zannediyorsun. Böyle zannediyorsun. Ama bu üçüncü mana olmaz. Niye? Çünkü devam eden bir süreç olması lazım. Hala uyuyor olmaları lazım. Sen onları uyandılar zannediyorsun ama onlar hala uyuyor. Böyle olur. Dolayısıyla ben diyorum ki buradaki mana, daha önceki söylediğim iki manadan bir tanesi olduğu kesindir. Hangisidir? Ha, benim yani ben daha öncesinden çalıştığım için söylüyorum ha bunu. Diyorum ki ya buradaki olay şu, yani sen onları kışkırtıcı, yani onlar uysal koyunlar, kendi sıralarını bekleyenler, kuluçka zamanı, yani ortaya çıkma zamanını bekleyenler oldukları halde, uysal oldukları halde, herhangi bir kışkırtıcılık yapmadıkları halde sen onları kışkırtıcı sanıyorsun. Kışkırtıcı sanıyorsun. Şimdi daha öncesinden hatırlayın. Demiştik ki bir, ortada ta üçüncü ayete, ikinci ayete gönderme yaparak ne, kim vardı? Müminler vardı. Bir, müminler vardı. Başka, قَالُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا diyenler vardı. Üç, bu Kehf ashabı vardı. Şimdi bu Kehf ashabı neyden korkuyordu? Daha önce dedik ki onları, yani Kehf ashabı kavimlerinin kendilerini kendi milletlerine döndürmelerinden korkuyorlardı. Ha, demek ki aralarında bir sürtüşme var.
Demek ki aralarında bunlar kendi milletlerinde dönmek istemiyorlar. Onlar da bunları kendi milletlerine döndürmek istiyorlar. Şimdi burada soru şu. Onların milletlerinden çıkmış, kendi milletlerinden dışarı çıkmış birilerini bunlar iyi olarak mı anarlar, kötü olarak mı anarlar? Burada da bu cümlede de sen hani فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ لَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ dendiği için bu kişi onlar hakkındaki rivayetleri biliyor. Ve o rivayetlerde de bunlar iyi anılmıyorlar. تَحْسَبُهُمْ اَيْقَادًا sen kışkırtıcı sanıyorsun. Kışkırtıcı değiller ki. وَهُمْ rukut. Rukutturlar onlar. Kaldı ki burada rukut kelimesinin rufut anlamına başvurduğumuz zaman başka manalar da çıkabilir. Ama her halükarda rukut kelimesi de yani bunlar uysaldırlar. Bunlar böyle bir kışkırtıcılık falan yapmadıkları halde sen onları kışkırtıcı sanıyorsun. Benim çalışmalarımdan vardığım sonuç bu arkadaşlar. Sorusu olan varsa alabilirim. Abi rukut, eykaz kelimeleri zıt anlamlı kelimeler mi? Evet. Abi, kışkırtma manası verilmesi için yekkaze olması gerekiyor sözlüğe göre. Yani kışkırtma sahibi de olabilir. Kışkırtıcılık edilmiş olabilir. Yani Bilal abi yani burada bakın şimdi enzele nezzele. İkisine de mana ver. İkisine de mana ver. İndirildi. İndirdi. İkisi de indirdi değil mi? Evet. Niye öyle yaptın? İkisi de indirme manasındadır. Ey kazenle yek kaze arasındaki fark kaldı ki oraya bir şedde koyabiliriz. Yani yek kazen de diyebilirsiniz. Yani ey o ey ifadesi artık onun sartta nasıl bir duruma düşecek onu da bilmiyoruz da yani yekkazende eykazende diyebilirsin de burada şöyle düşün. Şimdi iki indirmeyle yani nezzele ile enzele arasındaki fark nedir? İkisi farklı manalara gelen bir şey değildir. İkisi bir fiilin farklı şekilleridir. Biri indirmek, biri ise indirme işlemini sıkça yapmaktır. Dolayısıyla tefil babında olan bir anlam ifal babında yoktur şeklinde bir şey yok. Yani harece, harrece. İkisi yani şey ehrece, harrece. İkisi de aynı anlamdadır. Fakat harrece dediğin zaman onda bir şiddet kullanma ihtimali var. Bir şiddet kullanmış olabilir. Yani harrece niye? Veya çok sık yapmış olabilir. Çünkü her iki kelime de fiilde, failde ya da mef'ulde mübalağayı anlatır. Mübalağayı anlatır. Dolayısıyla kışkırtma manasının eykazende olmadığı olmaz. Yani böyle bir anlam çıkmaz karşımıza. Eykazenin fitneyi uyandırdığı manası var. Ya işte oradaki kastedilen şey de o zaten. Yani bunların hani diyorlar ya yani bir sonraki ayette gelecek herhalde ya da iki sonraki ayette gelecek. Yani sakın sizi ele geçirmesinler. Geçirirlerse milletlerine döndürürler. Ha, demek ki bunlar kendi milletlerine dönmek yani kendi bir milletleri var. İnandıkları, onun üzerine oldukları bir millet var. Kavimleri ise o millet üzere değil. Yani içinden çıktıkları kavim o millet üzere değil. Dolayısıyla düşün iki tane bir topluluğun içerisinde iki tane millet çıkartmışsınız. Yani millet kelimesi ırk anlamında değildir. Onu da söyleyeyim de yani anlam öyle bir misal veriyorum. Dolayısıyla ben de diyorum ki bakın bu iki kavim arasında yani kavimleriyle bu Ashab-ı Kehf arasında bir mücadelenin olduğunu zaten başından beri biliyoruz. Bir mücadelenin olduğunu. Bunların da kaçmadıklarını söyledik değil mi? Normal anlatılan rivayete göre bunlar kaçtılar. Kaçtılar bir mağaraya sığındılar değil mi? Normal anlatılan, bugünkü anlatılan rivayetlerde de öyledir. Yani rivayetlerde de bunlar kaçıyorlar mağaraya sığınıyorlar. Peki ayette bunlar kaçıyorlar mı?
Yoksa bunlara emrediliyor. Kaçmıyorlar kardeşim bunlar. Bunlar korkak morkak değiller. Bunlar öyle ölüm korkusuyla dağ kovuklarına sığınan tırık adamlar değiller bunlar. Aslan gibiler. Bunlara emrediliyor. Hani din demiyor fe'ufu ilel kehf deniyor. Bak onlara, onlar böyle yapınca biz de onlara kehfe girin, kehfe sığının dedik. Emredilmiş yani bunlara. Bunlar kaçmıyor, kaçmamışlar. Ama hangi kelime kullanılıyor onlar için? Eva kelimesi değil mi? Eva kelimesi kullanılıyor değil mi? Eva kelimesine bir tehlikeden kurtulmak için kaçmaktır. Sığınmaktır. Ha demek ki bir tehlikeleri var. Tehlikeli bir durum var. İşte ben de bütün bunlardan dolayı diyorum ki buradaki tahsebuhu meykazen fehum rukud ifadesinin de bunu ortaya seren bir ifade, bir cümle olması daha doğrudur diyorum. Onun için sen onları kışkırtıcı sanıyorsun. Neye göre sanıyoruz? Rivayetlere göre. Vehum rukud. Ama aslında onlar rukuttur, kışkırtıcı falan değiller. Hocam şey söylemek istiyorum. Buyurun Selma Hocam. Bu tahsebu fiili tabii ki hani görünüşte muzari. Eğer biz onun heyetinin aynı olduğunu düşünerek tehassebe olarak okursak hocam, şöyle bir manası var. Hazırlıklı olmak, aramak, bulmaya çalışmak, tetikte olmak, önlem almak gibi anlamları var. Bir sonraki eygazen kelimesine Bilal Bey fitneyi uyandırmak diye bir anlam verdi. Sanki ikisi de örtüşüyor gibi geldi. Ben de bunu söylemek istedim. O alternatiflere ben de baktım Selma Hocam da. Şunu öldürürsünüz o zaman. Yani kelimenin efali kulüp olmasını açıklayamazsınız. Evet, onu fark ettim hocam. Evet. O zaman onu açıklayamazsınız. Evet. Dolayısıyla burada kesinlikle bir muzari fiil var. Tahsebuhumdur bu muzari fiil. Sanıyorsun. Evet. Manası sanıyorsun. Sen böyle sanıyorsun. Yani evet. O zaten em hasipte diye de söylemişti ya. Evet. Em hasipte de. Orada da evet. Söyledim. Sen böyle demiştin. Aynen. Böyle evet. Şey yapmıştın yani. Ha burada dolayısıyla evet. Burada bakın bir rivayet var. Bir rivayeti düzeltiliyor burada. O rivayeti düzeltmesini nereden biliyoruz? Nahnu nakussu enbâhum bil hak. Nahnu nakussu aleyke enbâhum bil hak. Ya da nebâhum mu? Enbâhum nebâhum. Nebâ değil mi? Nebâhum bil hak. Çünkü bir tane haberleri var. Nebâ, evet. Nebâ. Çoğul değil yani kelime tekil. Bakın orada da diyor ki onların nebâsini, nebâ neydi? Nebe muhatabının bilmediği, bakın çok dikkat edin buraya. Nebe kelimesi muhatabının bilmediği ve muhatabının çok faydasına olan bir haber demektir. Muhatap bilmez yani nebe ifadesinde karşıdaki muhatap bilmez. Bil hakkı dediğine göre demek ki karşıdaki muhatap onlar hakkında rivayeti biliyor ama hakiki kıssayı bilmiyor. Dolayısıyla bunun muhatabın yani orada sen denilen muhatabın bunlar hakkındaki bilgisinin tamamı ne üzerinden? Rivayetler üzerinden. Bu kıssanın ona anlatılma sebebi ne? Zaten bu rivayetleri düzeltmek için فَلَعَلَّكَ بَاحِعٌ sakın yapma. Sakın. Kıyma. Nefsine kıyma. عَلَى اَسَرْهِمْ onların rivayetlerine göre kendi nefsine tanım getirme. Tanımlama. Onlar üzerinden kendine şey biçme. Biz dedik ki bu Musa'dır. Niye Musa'dır dedik? Bakın Musa'nın babası Resul olmak zorundadır. Resul olmak zorundadır. Musa'nın babasının Yusuf olmayacağı kesin mi? Kesindir. Peki Yusuf'tan sonra kim var? Esbat var. Esbat. Yusuf, Musa'nın babası bu esbattan birinin olması lazım. Peki bu esbat ne yapmış? Bu esbat kavimlerinin milletlerinin içinden çıkmış, onları reddetmiş, başka bir millet üzerine iman etmişler. Şimdi o kavim bu kendilerinden ayrılan kişileri iyi anarlar mı? Anmazlar, kötü olarak anarlar. Soru, Musa kimin kucağında yetişti?
Firavun'un. Firavun'un değil mi? Düşünün ki Musa'nın soy bağı, direkt soy bağı var bunlarla. Ve Musa da Firavun'un kucağındadır. Peki Musa, annesi Musa'nın gerçek babasının kim olduğunu Musa'ya söylemiş olabilir mi? Hayır. Olamaz. Neden olamaz? Ya çünkü zaten Musa zamanında doğan çocukların öldürülmesi, ki öldürülme değil de öldürülmesi, Musa yani bu içlerinden çıkacak bir Resul'ü engellemek içindir. Eğer annesi Musa'ya bu haberi vermiş olsa, evladım bak şu kucağına oturduğun, birlikte yemek yediğin, işte ne bileyim koşup sarıldığın, çocuğuyla oyun oynadığın, yemeğini yediğin, elbisesini giydiğin Firavun var ya, şu Firavun, he, senin babanın katilidir deseydi, Musa güvende olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Musa bunu kaldırabilir miydi? Kaldıramazdı. Kaldıramaz. Musa'nın kaldıramayacağını nereden biliyoruz? Yani belki de kaldırabilirdi, böyle son derece olgunlukla karşılardı. Halis muhlis bir şekilde olayı çözerdi. Kur'an'da çizilen Musa portresi. Sizce bu portreye sahip Musa 15 yaşında bir çocukken, 10 yaşında bir çocukken, 12 yaşında bir çocukken, 18 yaşında bir delikanlıyken annesi ona bu gerçeği anlatmış olsaydı, Musa bu bilgiyi üzerine sabredebilir miydi? Aslında bu ayetin devamında zaten bu söyleniyor ona. Sabredebilir miydi? Ya kardeşinin sakalını, herkesin içerisinde bir Resul'ün sakalını tutuyor. Eğer sakalını tutmaksa o. Arkadaşlar, kavminden herhangi birinin sakalını tutmuyor. Kardeşinin sakalını tutarken onun risaletini sorgulayarak tutuyor. Risaletini sorguluyor. Musa bir Resul'ün sakalını tutuyor. Musa kardeşi Harun'u değil, Resul olan Harun'u sorguluyor. Sabredemez abi. Biraz sana benziyormuş. Hocam, Musa'ya muhakemeye yeteneği verdik diye ayet var. Onu nasıl anlamalıyız? Ya o konuyla alakalı değil şu anda. Muhakeme yeteneği verdik de denmiyor ona. Ona ilim ve hüküm verdik deniyor. Hüküm. Şimdi zaten bu Kehf kıssasının bir kısmı da orayla alakalıdır. Bir kısmı da alakalı. Mesela Selma Hocam, o ayeti, yani Musa'ya şunu verdik denilen, yani felemme belaga eşuddehu ayetidir o. Böyle başlar. Lütfen, o Kasas suresinde geçen bir ayettir. 14. ayet olması lazım. O ayetleri açar mısınız? Birazdan onu okumanızı isteyeceğim sizden. Birazdan. Orada bu kıssayla alakalı bir durum var. Fakat Musa'nın yani Musa bana benzemiyor. Keşke ben ona benzesem. Yani onun terliği olsam keşke. Keşke. Yani Musa ya. O yiğit, o yiğitler yiğidi. Yani sabırsızlığı benziyorum kendisi. Ya ben ona benziyorum. Yani o bana benzemiyor. Haşa. Yani o niye bana benzesin? Ben ona benzemeye çalışıyorum. Ama Musa'ya baktığımız zaman Musa çok da bu tür bilgileri absorbe edecek böyle bir psikolojiye sahip biri değil. Kaldı ki Musa'nın adam öldürme olayında, bakın, Musa bile bile, bakın, haksızlık yaptığını bile bile, yani akli melekelerinin çok da böyle ona oturaklı bir şey yaptırmadığı ortada. Şimdi Musa'ya, böyle bir Musa'ya hayatını alt üst edecek bir bilgi veriliyor. Verilse Musa şey yapar mı? Yapılmaz. Peki Firavun Musa'nın babasının kim olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor. Bilse Musa'yı bir dakika yaşatmaz. Bir dakika yaşatmaz. Peki Musa'nın babasının onlardan biri olduğunu bilmiyorsa, onlar da Firavun'un bağlı bulunduğu milleti terk etmişse, Musa küçük çocukken Firavun aldı gel sana Ashab-ı Kehf kıssasını anlatayım dediğinde, o Ashab-ı Kehf hakkında, ya bunlar var ya, bunlar Yakup'un hakiki torunlarıdır, bunlar risalet mirasçısıdır, bunlar risaletin hakiki mirasçılarıdır der mi? Evet, demez. Demez değil mi? Evet. Şimdi Selma Hocam, o ayeti açtınız mı?
Evet, Kasas suresi 14. Peki. 14'ü sonra arkasından bir sonraki 13, 14, 13. ayet nasıldı? Bir okur musunuz? Hatırlatın bana. Tamam. Böylece onu anasına geri getirdik ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Onu değil. Felemme eşüddehu. O şey oradan başlarsanız. Eşütte olan hocam, eşütte olan 14. ayet. Arapçasını da okuyun lütfen. Tamam. Velemma belaga eşüddehu vesteva. Tam göremiyorum hocam. Büyütemiyorum da şu anda. Başka büyütebilecek yani elinde önünde Kur'an açık olan varsa oradan okuyabilecek arkadaşınız varsa. Ateynahu hükmen ve ilmen ve kezalike nezil muhsinin. Musa olgunluk çağına erişip dengeli bir kişilik kazanınca ona hikmet ve ilim verdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Şimdi soru soruyorum şimdi ben. Selma hocam, Musa'ya bu ilim ve hüküm nerede verildi? Musa bu ilim ve hükmü aldığında neredeydi? Normal işleyişe göre bulunduğu yerde olması lazım değil mi? Çok güzel. Bir sonraki ayetin ilk cümlesini okur musunuz? Ve dehalel medinete ala hinil gafletin min ehliha Tamam. fevecede Tamam fiha tamam. reculeyne. Tamam. Yani benim de ilgilendiren yani şu anda söyleyeceğim kısım dahalel medinete alehine gafletin min ehliha. Evet. Kısım burası. Evet. Dahalel medinete ifadesine anlam verir misiniz? Dehale ve akabinde diyelim artık Hadi ya da dahalel medine. girdi Bir dakika Medine'de, durun. Medine'ye girdi. Selma hocam. Efendim. Medine'ye nereden girdi? Dışarıda mıydı? Ya da şehre girdi diyelim hocam. Şehre girdi. Tamam, şehre nereden girdi? Dışarıda olması lazım. Şehre Evet. girmesi için dışarıda olması lazım değil mi? Evet. Peki ilmi nerede almış olur? Dışarıda. Min ehliha daha önce almış. Bakın Sonra. diyor ki, orada bakın ayeti lütfen şey yapın yani böyle şey yapın yani ne diyor? Velemme belaga eşuddehu diyor değil mi? Evet. Eşud geldiğinde biz Eşüt çağında. ya eşud çağıma boş verin yani eşudüne Evet. geldiğinde eşud olduğunda biz ona ilim ve hüküm verdik. Evet. Tamam ben de diyorum ki ilim ve hükmü nerede verdin? Yani olayın öncesine baktığımız zaman olayın öncesinde böyle herhangi Musa şuraya gitti, Musa buraya gitti şeklinde hiçbir şey söylenmiyor değil mi? Evet, yok. Dolayısıyla Musa bulunduğu yerde almış olur bu eşüt şey ilim ve hükmü değil mi? Evet. Ama bir sonraki ayet diyor ki dahalel Medine. Evet. Musa dışarıdaymış. Evet, dışarıdaymış, evet. Dışarıdan neyle girmiş oldu şehre? Kendisine bir ilim, bir hüküm verilmiş değil mi? Evet, hüküm Bununla ilim gel. verildi, Peki bu evet. ilim ve hüküm ona ne yaptırdı? Hocam ala hinil gafletin diyor. Yok tamam anladım da bakın bu ilim ve hüküm ne yaptırdı ona? Firavun'un karşısına çıktı. Hayır. Hayır, cinayet işledi. Kavga eden iki kişi Bakın kavga eden iki kişiyi gördü. Biraz önce kendisine ilim ve hüküm verilmiş bir Musa var. Evet. Dışarıdan şehre giriyor. Evet. Üstelik şehre girerken çok dikkat edin. Ehli gafletteyken. Evet. Peki Medine'nin ehli kim olur? Yani şu mu? Vatandaşlardan habersiz bir şekilde gizli gizli girdi demek midir o? Evet. Medine'nin ehli kim olur? Yöneticiler, Yöneticiler olur. idareciler Evet. evet. Niye gizli gizli giriyor? Neden? Oysa Firavun'un yanında yetişiyordu. Firavun'un sarayındaydı. Firavun'un prensiydi. Hatta Firavun kendi yerine geçirmeyi düşünüyordu. Niye gizli gizli girdi? Yani ona bir ilim ve hüküm veriliyor. Musa'nın hareketleri birdenbire değişiyor. Evet. Birdenbire değişiyor. Şimdi bakın, o Dakhalel Medine'ten Bir saniye açayım ben açayım.
Bakın, dakhalel medinete ala hine gafletin min ehliha. Birdenbire Musa'da bir değişik tavırlar var. Habersizden, yani şehrin yöneticilerinden, ehlinden habersiz bir şekilde Medine'ye giriyor. Medine'ye dahil oluyor. Evet. Niye gizli gizli giriyorsun Musa ya? Neden yani senin çocukluğun? Firavun ne diyor ona? Diyor ki seni biz yetiştirmedik mi demiyor mu? Evet öyle diyor. Yani niye sen Firavun'dan gizleniyorsun? Neden Firavun'dan gizleniyorsun? Ehlinden niye gizleniyorsun? Sebebi ne bunun? Bunun bir sebebinin olması lazım değil mi? Evet. Bakalım devamında ne yapıyor? Devamında daha ilginç şeyler yapıyor. Diyor ki fevecede fîhe raculeyni yaktetilâni hâze min şi'atihi. Hoppa, birdenbire Musa şiasını öğrenmiş oluyor. Bir dakika duralım burada. Musa, sen bundan bir yıl önce şian umurunda değil miydin? Yani bu adamlar ilk defa Firavun'dan zulüm görmüyorlar ki. Senin çocukluğundan, senin doğumundan başlayan bir zulme maruz kalmışlar. Sen de bu şian, yani senin şian olan kişiler bu zulme maruz kalırlarken Firavun'un sofrasında yediğin önünde yemediğin arkandaydı. Hiç şia derdine düşmemiştin. Neden birdenbire şianın derdine düşüyorsun? Devamında herze min aduhi, birdenbire düşman oluyor. Bu düşman tarafın ileride anlatılan şeyde Medine'nin ehlinden olan kişiler olduğu anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Birdenbire Firavun ona düşman oldu. Musa, sen Firavun'un senin düşmanın olduğunu ne zaman öğrendin? Ne zaman? Kim anlattı sana bunu? Hükmen. Devamında. Hükmen ve ilmen. Onu dışarıda alıyor işte. Evet, evet. Onu artık o hüküm ve ilmi aldığı zaman oraya artık eski Musa olarak gelmiyor. Evet. Başka bir Musa olarak geliyor. Kim olduğunu bilen bir Musa olarak geliyor. Evet. 13. ayette biz onu annesine geri verdik diyor. Daha sonraki ayette olgunluk çağına erişim diyor. Evet. O zaman annesinin yanında bayağı kalmış. Kaldı tabii. Ama bu gerçeği annesinden öğrenmediğini buradan anlıyoruz. Yani kendi soyuyla alakalı olarak Ashab-ı Kehf kıssasıyla ilgili hakikati annesinden öğrenmediğini anlıyoruz. Nereden? Ateynahu. Nâhiz. Evet. Biz verdik. Bilgiyi alıyor. O bilgi onda değişiklik oluşturuyor. Şehre giriyor. Şehre girdiğinde artık kimin kendisinin düşmanı, kimin kendi taraftarı olduğunu bilerek giriyor artık. Hatta öyle ki düşmanı haklı olduğu halde, kendi taraftarı haksız olduğu halde ikinci defa aynı şeyi yapıyor. Bir de hocam Kasas 14'te nezil mühsinin diyor ki bu demek oluyor ki hani kezalike nezil mühsinin bu ilmi aldıktan sonra o duruma uygun davranışlar sergiliyor ve bundan dolayı değil mi? Evet. Yani Musa'ya bu bilgi anlatıldığında Musa ne yapalım birader, yani biz de Firavun'un yanında yetiştik, o kadar yemişliğimiz içmişliğimiz var, şimdi adamın hem ekmeğini ye hem de karşısına git nankörlük yap. Olmaz yani, ne yapalım? Geçmişte yaşanmış bitmiş demiyor. Evet. O bilgiye uygun davranıyor. Kendisine verilen ilme ve hükme uygun davranıyor. Uygun davranışı doğru bir yöntem izlediği anlamına mı gelir? Gelmez. Gelmez. Musa yanlış yapıyor. Adamı öldürüyor. Peki öldürme kasti var mı? Yok. Yani Musa'nın o adamı öldürme kasti yok. Musa bir katil değildir. Kaza var orada. Yani istemeden birini öldürüyor. Öldürme kastıyla öldürmüyor. Yani bir yumrukla adamın öleceğini kim bilebilir ki? Kim tahmin edebilir ki? Yani eğer öldürmek isteseydi zaten farklı şekilde davranırdı. Yani bıçağıyla, kılıcıyla başka bir şekilde davranırdı. Değil mi? Özellikle orada yumruk kelimesi kullanılıyor. Darbe kelime, yani vücutla vurulan bir darbeden bahsediliyor. Özellikle o kelime kullanılıyor. Kaza kelimesi geçiyor.
Özellikle. Dolayısıyla Musa'nın bir adamı öldürme niyeti yok. Ama bakın, öldürme niyeti olmadığı halde Musa'nın şu niyeti var. Kendi şiası, haksızsın sen dediği halde kendi taraftarını savunuyor. Yani kendi şiasını savunuyor. Peki soru, ya Musa bu kadar kısa dönemde bu kadar değişiklik nereden? Niye bu kadar değiştin sen? Daha Firavun'dan yediğin yemek daha midende duruyor ya. Duruyor. Nasıl böyle değiştin? Seni ne değiştirdi bu kadar? İşte Kehf suresinin bu arada ona anlatıldı. Yani bu arada ona anlatıldı. Bu arada. Bu arada tüm kıssa ona anlatıldı mı? Hayır. Tüm kıssa ona anlatılmadı. Nereden çıkartıyorsun bunu? Şuradan çıkalım. Teraş Şemse'den çıkartıyorum. Teraş Şemse arkadaşlar. Yani o ayetin bütün neredeyse her kelimesinin her iştikakına, her şeyine baktım ben. Teraş Şemse efale kuluk budur. Önce oradan söyleyelim. Efale kuluk budur. Evet. Efale kuluk. Niye? Çünkü müpteda haber olabilecek epey cümlesi var yani orada. Epey cümlesi var. Peki teraş şemse müennes bir fiil olur mu? Teraş şemsu olsa muzari fiillerde müzekker muhatap sigasıyla müennes gaib sigası, gaibe sigası aynı heyette değil midir arkadaşlar? Evet. Yani teraş şemsu olsa şems görecek. Hatta görecek, anlayacak, bilecek manası var. Teraş şemsi olsa şemsi anlayacaksın. Ne zaman? İza şöyle şöyle olduğu zaman, böyle böyle olduğu zaman sen şemsi anlayacaksın. Yani şu anda tam bilmiyorsun, anlayacaksın. Ha, demek ki Musa'ya kıssanın bütün ayrıntıları anlatılmamış. Musa'ya bir takım şeyler eksik bırakılmış ve ona demiş ki sen şunu şöyle şöyle olunca anlayacaksın. Böyle böyle olunca anlayacaksın denmiş Musa'ya. Dolayısıyla Musa kendisinde yeteri kadar değişikliğe sebep olacak bir kıssayı biliyor ama tamamıyla bilmiyor. Tamamıyla bilmediğini nereden çıkartıyorsun Ramazan Demir? Belki tamamı anlatılmıştır. Onu da şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. Rabbiş rahli sadri. Rabbiş rahli sadri. Rabbim sadrımı bana neşret. Detaylı bir şekilde anlat. Göster bana. Ha, demek ki bakın şerh var olan bir şey, yani bilinen bir şeyi, üstünde kapalılık olan bir şeyi daha açmaktır. Yani Musa sadrını hiç bilmiyor değil. Biliyor. Ama kapalılık var. Onun için şerh et demiyor. Deniyor. Diyor yani. Mesela demiyor. Kusse demiyor mesela. Kusse bana anlat. Bana hikaye et demiyor. Şerh et diyor. Bu kelime öyle rastgele. Yani Kur'an'daki kelime hiçbir rastgele kullanılmaz. Çok özel sebepleri vardır. Ha, demek ki Musa'ya Resul olma anından önce Musa'ya bir kıssa anlatılmış. Bir şekilde anlatılmış. Anlatan kim? Nahnu. Anlatan Nahnu. Nahnu Musa'ya bu kıssayı nasıl anlatmış? Vallahi bu kıssayı, yani bu Nahnuların Musa'nın hayatındaki rolü çok büyüktür. Şöyle bakın, annesine biz bunu vahyettik. Annesine dedik ki, nasıl dediniz? Nasıl dediniz? Yani annesine Musa'yı sana göndereceğiz, geri döndüreceğiz. Korktuğun zaman şöyle yap, böyle yap, falan et, filan et. Yani bunu nasıl söylediniz siz? Kalbine ilham ederek, sevsinler. Bu hiçbir zaman sahih bilgi olmaz. Yani kalbe doğan bir düşünce hiçbir zaman üzerinde hareket sağlanacak, üzerinden hareket edilecek sahih bir bilgi olmaz. Üstelik arkadaşlar dikkat edin. Firavun'a Musa'yı kim götürüyor?
Firavun'un hali götürüyor. Harun'un kız kardeş. Su. Fel teqatehu alu fir'aune li yekuna lehum aduven ve hazenen. Firavun'un Ali götürüyor. Peki bu Ali müzekker mi? Müzekker. Nereden çıkartıyorsun? Ya liyekune lehum. Oradan çıkartıyorum. Peki bu Firavun'un Ali'nin eline nereden geçti? Tıpkı Yusuf'ta olduğu gibi. Tıpkı İbrahim'de olduğu gibi. Tıpkı diğer Resullerde olduğu gibi. Bu Nahnuların öyle ya da böyle, şu şekilde ya da bu şekilde, onların hayatlarında onların iradelerine baskı kurmayacak müdahaleleri var. Baskı kurmuyor. Hiç kimsenin iradesini ipotek altına almıyorlar. Olayları yönlendiriyorlar sadece. Olaylar yönlendirilirken o olayda yönlendirilen kişi yönlendirildiğinin farkında değil. Bilmiyor. Dolayısıyla özgür iradesi üzerinde bir ipotek yok. Özgür iradesi yönlendirilmiyor. Şunu seç, bunu seç denmiyor. Bunu nereden çıkartıyorsun Ramazan Demir? Nereden mi çıkartıyorum? Onu da bakayım. وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنْ اِقْذِفِهِ فِي التَّابُوتِ وَاَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتنك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر موسى يا موسى ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. En başından beri bu Nahnuların bütün bu olayların hepsinin arka planında oldukları gayet açık. Gayet açık. Hocam ben şöyle anlamıştım aslında. Musa'nın Kelamullah oluşunu söylediğiniz anda bu Kelamullah'ta tabii ki Nahnuların özel dokunuşlarıyla Musa Aleyhisselam sürekli yönlendirilmiş gibi hissetmiştim. Öyle düşünmüştüm. Hani zaten ayetler de bizi o yönde şekillendiriyordu. Gayet güzel algıladığımı düşünüyorum şu anda. Teşekkür ederim. Burada sorun ne? Selma Hocam, burada sorun şu. Zannedilmesin ki Allah-u Teala'nın meşru ve güzel görevlileri sadece Resullerin hayatlarıyla ilgili görünmez yönlendirmelerde bulunuyorlar. Hayır. Ben Allah'a, kitabına, Resullerine ve meleklerine iman ettim diyen, hakikaten bu imanı üzerinde sadakat olan herkesi. Nasıl ki Musa'nın annesi karşılaştıklarında onların melek olduğunu bilmiyorsa, nasıl ki İbrahim, Lut bilmiyorsa, nasıl ki diğerleri bilmiyorsa, biz de bilemeyiz. Onların hangi yöntemlerle bizim hayatımızı bir kanala yani içimizdeki iman duygusunun değer bulunması halinde belli bir yere yönlendiriyorlarsa,
bizim bilmediğimiz şekilde karşılaştığımız birçok olayı bilmediğimiz yönlere doğru sarf ettiriyorlarsa, onların bilmediği gibi biz de onları bilemeyiz. Ama şu bir gerçek. Muhammed ölünce, nahnu yani son Resul ölünce nahnular emekliye ayrılmadı. Melekler dünyadan el etek çekmedi. Sadece Muhammed öldü. Sadece son Resul öldü. Risalet kurumuyla, sahibiyle, yönlendirmesiyle, her şeyiyle dipdiri ve dipdiri kalacak. Onun da görevlileri Muhammed değildir. Muhammed o kurumun tebliğ edicisidir. Resuller Resul'dür. Bakın Resul'dür. O kurumun denetleyicisi, kurucusu, üyesi falan değildirler. O kurumun kurucusu Allah-u Teala'dır. Ve Allah-u Teala son Resul'le birlikte kendi kurumunun da kapısına kilit vurmamıştır. Biz meleklere iman ederiz. Görmeyiz, bilmeyiz. Şekillerini, şemallerini de bilmeyiz. Bilmeyiz. Ama biz onların bizim dostlarımız olduğunu biliriz, iman ederiz ve hayatlarımızın üzerinde Allah-u Teala'nın izniyle, kesinlikle başka şekilde olamaz, Allah-u Teala'nın izniyle bir şekilde, ne şekilde bilemeyiz. Bilmememiz de lazım. Bildiğimiz zaman irade gider. Ama onlar bilmeden bizi yönlendirirlerse bizim irademiz ve seçimlerimiz kaybolmaz, ipotek altına alınmaz. Bir şekilde her iman ettim diyen kulun aynı şekilde bir yerlere yönlendiricisidir onlar. Evet. Hocam bu konuyu bilmek, özellikle nahnuları bilmek, meleklere imanımızı gerçekten daha da pekiştirdi. Hamdolsun daha önce bir meleklere iman ediyorduk ama ne yaptıklarını, mahiyetini çok bilmiyorduk. İşte bu çalışmalarla birlikte ben özellikle Hac 5 ayeti beni çok etkiler. Daha biz doğmadan müdahaleye başlayıp hayatımızın her alanında varoluşları hamdolsun imanımızı pekiştiriyor hocam. Tabii ki siz de vesile oldunuz buna. Sağ olun, Allah razı olsun. Kur'an'dır, Kur'an'dır. Kılavuzluk yapan ben değilim, Kur'an'dır. Olsun hocam, vesile olmak da güzel. Yani bir şekilde. Hamdolsun. Evet, bizim melek anlayışımız, meleğe imanımız da budur. Yani biz meleklerin istifa ettiklerini, yani arkadaşlar seçim süreci bitti, artık istifa edebilirsiniz, herhangi bir görev kalmadı. Böyle değil. Böyle değil. Rabbimiz bizden onlara iman etmemizi, onlara inanmamızı söylüyor. İnanmamızı söylüyor. Ve onların hiçbir şekilde izinsiz iş yapmadıklarını söylüyor. Ya Kur'an'ın birçok yerinde melekler iman edenlere iner de iner, biz sizin dostunuzuz derler. Nasıl derler? Nasıl derler? Bir şekilde derler. Bir gün karşınıza çıkarlar. Bilemiyoruz, bir gün birini karşınıza çıkartırlar. Bir olay yaşamanıza sebep olurlar. Bir şekilde sizin düşüncelerinize, size yön verirler. Hayatınıza doğru seçimler yapmanız için yön verirler. Bir mümin asla ve kat'a başıboş olduğunu, yani böyle başıboş. Yok. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ en yutrake sudan. Ne yani? İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Hele ki başımız boş değil. Hele ki değil. Rabbimize hamdolsun. Melekler hayali varlıklar değildir. Hayali varlıklar değildir. Sanal varlıklar değildir. Hakiki varlıklardır. Hakiki varlıklardır. O hakiki varlıkların hayatımızdaki karşılığının da hayal olmaması lazım. Hakiki olması lazım. İmanımızdaki karşılığının da yorumlara dayalı sanal olmaması lazım. Hakiki olması lazım. Siz inansanız da inanmasanız da, bilseniz de bilmeseniz de, onlar bizim hayatımızı yönlendiriyorlar. Ve asla kötü yöne değil. Allah-u Teala değer bulur. Bilmiyorum yani bizi dinleyen insanlar içerisinde
hiçbir şey bilmeyen, sarf nahiv bilmeyen tek derdi ya biri Kur'an anlatsın da ben de Kur'an'ımla daha çok sevineyim diyen, hiçbir şey bilmeyen birinin kalbini, olaylarını bir şekilde yönlendirir ve melekler bütün bunları ona sebep kılar. Bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Biz onların nasıl iş yaptıklarını, yani hangi yöntemlerle iş yaptıklarını bilemeyiz. Bundan dolayı onların söylemlerine vahiy deniyor. Yani üçüncü tarafa kapalı. Üçüncü taraf bilemez onun öyle olduğunu. Böyle, onun için onlara böyle söyleniyor. İşte Musa da hayatı yönlendirilen biridir. Bakın açıkça ne deniyor? Allah aşkına 14. ayeti bir daha okur musunuz? Eteynahu. Eteynahu. Kasesnahu değil. Yani bunu yapabilmenin bir tek yolu var. Bir tek yolu. Karşı karşıya olmak. Karşı karşıya olmak. Onun için ben diyorum ki o Kasas suresinin 14. ayeti işte bu olayla alakalıdır. 15. ayeti artık 15. ayette bambaşka bir Musa giriyor şehre. Başka bir Musa. Firavun'un ekmeğini yiyip ona teşekkür eden Musa değil. Onun Firavun'un kendi kavmini köleleştirdiğinden dolayı olduğunu bilen Musa giriyor artık. O şekilde giriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Musa bir adam öldürüyor. İster kazaen ister hataen. Bir adam ölüyor. Bu adamı Musa'nın hayatına, yani şu anda müktesebatın anlattığı, müktesebatın noktalayıp hareketlediği Kur'an'ın altını üstüne getirin. Ya arkadaş, Musa bir Resul. İnsanlara risalet anlatacak. Fakat Musa bir adamı bir hataen öldürmüş. Yani bu suçtan temizlenmemiş. Muaf değil yani. Muaf değil. Musa'nın her şeyden önce sözünün inandırıcılığı olması için bunu temizlemesi lazım. Peki Kur'an'da hataen bir adam öldürenin şeyi nedir? Cezası nedir? Diyet. Diyetini ödemektir. Peki Musa diyet ödüyor mu? Müktesebata göre hayır. Hatta hiç bu öldürdüğü adamın bahsi bile açılmaz. Ama Rabbimize milyonlarca kere hamdolsun ki. Taha suresinde hani fe'le'na aleyke inneke bil vadil mukaddesi tuva denilen ayet var ya, o ayet tam da sen onun diyetini öde. Hem de iki kere. Bir kere değil, iki kere. Diyeti 10'sa 20, 20 ise 40, 100 ise 200. İki kere öde. O ayet onunla alakalıdır. Bununla ilgili bir ara bir çalışma yapmıştık ama inşallah bir gün daha detaylı bir çalışma yapar. Niye o ayetin öyle olması gerektiğini anlardık. Anlatırız. Fe'le'ne aleyke, terliklerini çıkart. Niye? Çünkü sen mukaddes vadidesin. Niye terliklerimle girsem olmaz mı? Olmaz. Niye olmazmış? Bir, senin terliğin eşek derisinden yapıldığı için. Böyle diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu komediyi size inanın diye sunuyorlar. Başka, terliğinin altında pislik varmış. Onun için terliklerini çıkart. Yani oradaki mukaddes kelimesinin aslında ne oluyor? Yani mıntıka temizliği yapılmış belde. Onun mukaddesliği nerede? Orada inek pisliği olmaz, kuş pisliği olmaz, hayvan pisliği olmaz yani orada. Onun için sen terliklerini çıkart. Böyle şeyle giremezsin. Bir rivayeti görüyor, domuz derisinden yapıldığı için terliklerini çıkartmış. Hayır, diyetini öde. Musa'nın ilk yaptığı şey diyet ödemektir. İlk yaptığı şey diyet ödemektir. Hem de herkesin diyeti birse iki defa. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Hacda gerçekleştiriyor. Hacda. İyi de Mısır'ın haçla alakası ne? Tabii ki.
Tabii ki. Heh, işte bu şu anda bize anlatılan tarih üzerinden Musa'yı anlamaya kalkışırsak, Musa'nın dedesinin ilan ettiği, insanlara duyurduğu, dedesinin makamı olduğu, dedesi ya dedesi, makamı olduğu yerle Musa'nın hiçbir alakası yok. Hatta dedesi Kendani, kendisi şeydir, İbranidir bu tarihe göre. Peki Bakara suresinde vettehadu makame İbrahim'e musalla, buna Musa dahil değil midir? Değildir. Niye değildir? Değildir işte, o İbranidir, dedesi Keldanidir. O başka bir dinin resulüdür, bu başka bir dinin resulüdür. Mukaddes vadi de İbrahim'in ilan ettiği mukaddes yer değildir. Neresidir? Ya işte o Ürdün, Filistin tarafları var ya, hani orasıdır işte. Sevsinler sizin dininizi. Bu şekilde Mescid-i Dırar oluşturuyorlar işte. Mescid-i Dırar. Evet. İşte benim tahsebuhum eykazen ve hum rukut ifadesine bu size söylediğim mana, yani sen sanıyorsun ki onlar kışkırtıcıdırlar. Yani onlar kışkırtıcı olmadıkları halde, çünkü rukut kelimesi ile eykaz birbirinin tersidir. Olmadıkları halde sen onları kışkırtıcı sanıyorsun. Kışkırtıyor yani milletin, kendi kavminin milletini terk etmedi. Oysa hakiki millet onların milleti. Senin millet dediğin meşru, o şu anda gücü elinde bulunduranların milleti hakiki değil. Niye? Çünkü onlar ne dediler? Kâlû tehazallâhu veleden dediler. Demek ki onların milletinin kökeninde bu var. Onların milletinin iç yapısında bu var. Ve Musa da onun üzerinden biliyor her şeyi. Evet. Evet, ilk cümleyle ilgili benim söyleyebileceklerim, yani aklımda olanlar bunlar. Bu derse çok da hazırlanamadım. Yani eksik bıraktıysam şeyimdir, kusura bakmayın. Ama soracaklarınız varsa buyurun, dinlerim, dinliyorum sizi yani. Rafede dersek nasıl olur Mani abi? Destekçi manası var. Refet kelimesinin desteklemek manası var. Yani sen onları kışkırtıcı sanıyorsun ama oysa onlar desteklemektedirler. Ya da birbirine yardımcı olmak, bir topluluk anlamı var. Ya birbirine sımsıkı sarılmış bir topluluk anlamı var. Böyle anlamı var. Ama ben diyorum ki kelime refeden değil, rukuttur. Yani kelimenin rufut şeklinde aynı kalıpta, aynı heyette şey var. Sıfat-ı müşebbehe kalıbı var. Bu çoğuldur zaten, kelime çoğuldur. Aynı kalıpta, aynı heyette kelimenin çoğul şeyi var ama ben diyorum ki hayır, buradaki rukut kelimesi eykazen kelimesinin zıttıdır. Biri kışkırtmak, biri sakinleştirmek manası vardır. Yani burada rukut kelimesini siz sakinleşenler manasında verirsiniz. Tam tersi, huzuru sağlamaya çalışanlar manası da verebilirsiniz. Yani huzuru bozan bunlar değil. Yürürlükte olan millet, yani gücü elinde bulunduranların milleti, huzuru bozan o. Bölücü olan onlar. İlk onun Musa'ya söylediği ilk şey neydi? Bunun sizin güzel dininizi bozmasından korkuyorum, endişe ediyorum diyordu, değil mi? Öyle diyordu, değil mi? Bu rukut kelimesi Yasin suresinin 52. ayetinde Be'ase ile birlikte geliyor. Orada ölüm gibi çevirmişler zaten. Yok, merkat şeklinde geliyor orada. Merkat, evet. Merkat şeklinde geliyor, evet. Orada merkat geliyor ama orada ölüm değil. Yani orada bakın, rukut kelime, yani merkat ifadesinin kastettiği uyuma manası, merkat uyurulan, yani hem mefulü fih olur hem de mastar
olur. Hem yani ismi zaman, ismi mekan olur, hem de şey olur. Merkat kelimesinin ifade ettiği anlam, başı bir yere yaslayıp, yani böyle hani horlayacak derecede, kendini kaybedecek derecede uyumak değil, böyle yani içi geçmek, böyle içi geçmek manası var. Ha, oradaki şey ifadesinin de, yani merkat ifadesinin de bizi kim, bu uyuduğumuz yerden de olur. Yani uyuduğumuz bu andan, böyle olduğumuz bu andan bizi kim uyandırdı şeklinde bir soru var. Yani genel anlayış bu. Fakat arkadaşlar, orada da yani şimdi bana diyebilirsiniz, ya her ayette mi? Evet, her ayette. Orada da bambaşka şeyler anlatılmasına rağmen ne yazık ki özensiz mealler, özensiz kelime tercihleri, gramere sadakatsizlikten kaynaklanan çok başka şeyler var orada. Çok başka şeyler. Onun için orası ayrı bir çalışma. Yani daha geniş, daha büyük bir çalışma gerektiriyor. Yani bu bağlamda onu şey yapmam biraz zor. Tamam. Devam edelim mi? Yoksa saat kaç ya? Ona olur abi. Sağa sola çevirmelerine gelen misin sen? Şimdi aynı şekilde bu şeyi buradaki nukallibuhum zâtel yemini ve zâtel şimali ifadesini yine lütfen meallerden okur musunuz? O nukallibuhum ifadesine önce şunu sorayım. Nukallibuhum ifadesi mazi midir, muzari midir? Muzari. Peki buradaki bu muzari fiili mazi hale çevirecek herhangi bir edat ya da herhangi bir kelime, şu bu var mı? Yok. Yani bu kelimeye muzari olmasının dışında bir anlam verebilir miyiz? Bir gerekçemiz var mı? Yok. Yok değil mi? Peki lütfen birkaç tane meale bakalım. Mazi mi anlam vermişler, muzari mi anlam vermişler? Mustafa İslamoğlu, biz onları bir sağa bir sola döndürüp duruyorduk. Duruyorduk. Bir saniye durun arkadaşlar. Burada benim bakın aklıma geldi. Diyorum ya, yani derse çalışmadan geldim. Ama şey geldim. Şimdi bu tahsebuhum ifadesindeki hum zamirinin mercisi kelimenin, cümlenin anlamını da değiştirir. Şimdi biraz önce biz o bir sürü söylediğimiz şeyleri neye göre verdik? Bu hum zamirinin mercisinin kim olduğunu düşünerek verdik. Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'e. Evet. Feta. O fitye. Peki bu Ashab-ı Kehf değil de, yani bu o humun mercisinin başkasına dönme imkanı var mı? Yani o geçmişte bir üç zümre vardı. O üç zümreden birine dönebilir. Yani döndürebilmemiz için kaç tane ayet geriye gitmemiz lazım? Yani hum zamirinin mercisinin bir ellez, yani bir ismi mevsul olması lazım değil mi? Yani kaç ayet geriye gitmemiz lazım? Dörde kadar gitmemiz lazım abi. Yok yani biraz daha. 16'ya gelsek orada var. Kavm değil mi? Hangi? Evet. Yani kavm kelimesi var değil mi orada? Evet. Kavm ne diyor ya? Evet evet. Evet. Yani o ifadeye dön, o isme dönebilir bu hüm ifadesi. Peki bu hüm ifadesinin
mercisi onlar olursa, bu sefer tahsebuhum, yani sen o kötü olan tarafı sanıyorsun ki eykazen, uyanık sanıyorsun. Ve hum rukudan, onlar uyuyorlar. Ya da sen onları yaşar zannediyorsun. Ölü yani, canlı, onlar aslında ölü. Yani böyle bir anlamı da var ama, yani ben bunu atlamamak için, böyle bir şey olduğunu da atlamamak için söylüyorum ama ben bunu, yani çok zorlama bir şey olacağı, çok zorlama olur. Yani Arapça bilen arkadaşlar bana katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama çok zorlama olur bu. O zaman şeyi bozmaz mı Ramazan abi? Mesela nahnu nakussu aleyke nebe'yi bozar. Çünkü burada artık gerçek şey anlatılıyor ya, oraya dönme mesela. Hayır burada kıssa anlatılmıyor. O zaman burada ne anlatılıyor? Burada o zaman dışarıdakilerin durumu, yani kıssanın dışında Musa'ya kıssa anlatanların durumu anlatılmış oluyor. O kıssayı anlattı, Teras Şems'e kadar geldi. O Teras Şems'ten sonra orada bir şeyin olacağını, yani ileride bak böyle olacak dendi. Burada da şimdi tahsebuhum, bak senin o sana kıssa anlatanlar var ya, hani Galib takazallahu veleden diyenler var ya, hani o Ashab-ı Kehf'in kavmi olan kişi var ya, hani Allah'ın berisinde ilahlar edinip herhangi bir sultan getirmeyen onlar var ya, evet, tahsebuhum, sen onları sanıyorsun. Ne sanıyorsun? Eykazen sanıyorsun. Ve hum rukud. Oysa onlar budur. Ölüdür. O zaman burada ne olur? Burada onlar mecaz olur. Yani bu rukud ifadesi mecaz anlamında kullanılmış olur. Çünkü eykaz kelimesinin de rukud kelimesinin de yaşıyor, ölüyor olması için mecaz olur. Çünkü varlar. Ölmemişler. Böyle olması lazım. Peki bunun bu şekilde mecaza yorumlayabileceğimiz karine var mı? Yani hal karinesi, lügat karinesi, lafız karinesi var mı? Ben bulamadım. Ben bulamadım bu kelimeleri mecaza çevirebilecek bir gerekçe bulamadım. Dolayısıyla böylesi bir alternatif de var. Ama ben bu alternatifin çok zorlama bir altı, çok fazla bir zorlama alternatif olduğu kanaati bende hasıl oldu arkadaşlar. Ha, bu yönde çalışma yapmış arkadaşlar varsa, eğer itirazları varsa, şeyleri varsa lütfen itirazlarını getirsinler. Olabilir, şundan dolayı olabilir diyebiliyorlarsa itirazlarını ya da şeylerini getirsinler, söylesinler. Seviniriz yani bunu. Abi onlar dersek o zaman nukallibuhum, kelbuhum de onlar olması lazım. Ayet devam ediyor çünkü. Olur. Onlar olmasında bir sorun yok. Zaten bunu ondan dolayı söyledim. Yani devamında bu hümlerin kimin hümü? Yani kelbuhum kimin hümü? Kelbi. Evet. Yani o hüm, baktığınız zaman o hümün mercisinin, yani kelb, onların kelbi. Yani kimin kelbi? Ashab-ı Kehf'in kelbi mi? Yoksa kavmünenin kelbi mi? İkincisi daha uygun. Yani o şeye baktığınız zaman ikincisi daha uygun. Yani mesela nukallibuhum. Onları biz tersine çeviriyoruz. Zatel yemini zatel şimali. Zatel yemin yetkili. Yani yetkili halden yetkisiz hale. Şey biz getiriyoruz, böyle bir anlam var. Kelbuhum, onların kudurmuş olanları, hırslı olanları. Yani bu çıkar. Bu anlamlar çıkar hepsi. Onlar derken o kalu takazallahu veleden diyenlerden bahsediyor. Yani burada tahsebuhum, senin işte etrafında bulunanlarla ilgili bir zannın var. Sen o zannınca onlar eykazdır. Ama gerçekte onlar rukuttur. Burada kendisine kıssa anlatanlarla ilgili, rivayet anlatanlarla ilgili bir şey söylemiyor. Ashab-ı Kehf'le ilgili değil, rivayet anlatanlarla ilgili bir şey söylüyor. Yani kavimleriyle ilgili, onların kavimleriyle ilgili. O zaman şey de uyuyor abi, onlara muttali olsaydın onlardan kaçardın. Hayır, orada onlardan kaçardın falan anlamı yok. Tam tersi Levit şey var. O ayetin deminde Levit telate. Levit telate. Onlar bak devamında da zaten aleyhim. Onlar hakkında
kapsamlı bir araştırma yapmış olsaydın, yani bundan önce yapmış olsaydın, minhum, onlar yüzünden, bak buradaki aleyhim minhum ikisi aynı değil. Yani o aleyhimdeki hum başka biri, minhumdaki hum başka biri. Bu vele muliat minhum ru'ben, buradaki de başka biri. Yani minhum, onlardan nefret ederdin. Etrafında bulunanlardan nefret ederdin. Yani sana kızsayarlar Firavun'la. Yani eğer sen bu araştırmayı daha öncesinde yapmış olsaydın ve onlar hakkında gerçeği öğrenmiş olsaydın, yani sen onlar yüzünden onlara, yani kalut takazallahu veleden diyenlere nefret dolardın. Nefret ederdin onlara karşı. Bir firar kelimesini biz hep kaçmak olarak anlıyoruz. Oysa firar kelimesinin, hadi ilk oradan başlayalım. Firar kelimesinin tek anlamı kaçmak değil ki. Sığınmak bak, manası var. Başka manalar da var. Ayrılmak, bırakıp gitmek. Kimden? Ha sen bunu daha öncesinden yapardın. Yani o ayrılıp bırakıp gitmek yapmayı daha öncesinden yapardın. Oysa Musa'nın korunması lazımdı. Musa'nın korunması lazımdı. Musa eğer bu süreçler olmadan, ki bu süreçlerin planlı bir süreç olduğunu biraz önce okuduk. Yani Musa'nın hayatındaki her bir süreç Musa'nın şeyine ipotek konmadan, yani iradesine ipotek konmadan yönlendirilen bir süreç olduğu belli. Taha suresinde okuduk. Ala kaderin diyor. Ala kaderin. Belli bir plan çerçevesinde sen böyle oldun. Belli bir plan çerçevesinde. Biz sana bunu yapmıştık diyor. Sayıyor. Şunları yaptık sana diyor. Biz yaptık diyor bunlara. Peki onları yaparken Musa onların yaptığını biliyor muydu? Bilmiyordu. Bilmiyordu ki. Ama bunları biz yaptık sana. Biz zaten sana yapmıştık bunların hepsini. Dolayısıyla burada Musa, korunması için Musa'nın orada kalması lazım. Firavun'un yanında olması lazımdı. Korunması için. Eğer işte Musa bunu daha önce, burada bu söyleniyor zaten. Daha önce öğrenmiş olsaydın, yani sen ortalığı yakmış yıkmıştın diyor yani. İttalata veya bu şeyde, bu ayette, bir önceki ayette de geçiyor değil mi? Orada yani. Evet, talaa. Ben o ayette, bakın arkadaşlar, evet ben yani size söyleyeyim. O Elif'i şeye dahil edersek talaa fiilini. İz ittalakte olurdu. Evet. İz ittalakte. Böyle olur. Lev ittalakte ile iz ittalakte arasındaki fark ne? Birinde eğer sen bunu daha önce yapmış olsaydın, ötekisinde böyle yapınca, böyle yaptığın zaman, ha demek ki böyle yapacak, biri böyle yapsaydın, geçmişte bunu yapmış olsaydın. Şimdi bakın bir önceki ayetle arkadaşlar, ben size dedim ya, bakın ben bu ayetle ilgili, hatta daha önceki derste, ben şu anda hatırlıyorum yavaş yavaş, yani kaç haftadır ders yapmıyoruz o konuyla ilgili bilmiyorum, epey uzun oldu. Ama şöyle dediğimi hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar, ben bu ayetin neden bu meal yazarlarının ve tefsir yazarlarının verdiği mananın olmayacağını söylüyorum. Söyledim de, tek tek saydım da. Ama ne olduğuyla ilgili ben bilmiyorum dedim. Bu bilmiyorum demek, hiç bakmadım, hiç hayır, tam tersi. Cümlenin bütün alternatiflerine, aklımın erdiği bütün alternatiflerine baktım. Baktım. Mesela ben o hani ize telaat, ya ben onun ize telaatesine de baktım. İz telaatesine de baktım. İz ittelaatesine de baktım. Hepsine, yani bütün alternatif bakabildiğim bütün şeylere baktım.
Onlar hakkında epey uzun da konuşabilirim. Ama bunlarla ilgili böyle mesela bakın biraz öncekiyle ilgili kesin yargılarımın olduğunu ve o yargılarımın nereden geldiğini söyledim. Ama bununla ilgili henüz bu durumda değilim. Dolayısıyla burada o henüz böyle şeye varmadığım şeyleri söyleyerek bir gündem oluşturmak istemiyorum. Bana bilmiyorum demek daha sevimli geliyor. Bilmiyorum. Onun için orada ize telat kardeşim, ize telate olur mu? Olur. İze telate olur mu? Olur. İz ittelate olur mu? Olur. Olur. İze garabet, iz agrabte olur mu? Olur. İz garabte olur mu? İze garabte olur mu? Olur. Olur. Ve hepsinin garabte, arrabte olur mu? Olur. Azabte olur. Ama hangisidir? Ona arkasına delil koymamız lazım. Bu çünkü şöyle değil mevzu. Hani dedim ya suistimal kapısını açmamak lazım. Ya işte bir istihkak yaptık. Aldık kelimeleri böyle kafamıza göre şekillendirdik. Oraya budur dedik. Bu olmaz yani. Bunun olmaması lazım. Ha yapılır mı? Yapılır ama yani mümin yapmamalı. Müminliğini hiçe sayıp yapacak olan varsa da onu ben engelleyemem yani. Ben yapmayın desem de yapar yani. Değil mi Ahmet abi? Sen ne Nasıl yapalım arkadaşlar? Süremizin sonuna mı geldik abi? Bir gün kısa yapalım mı? Yani kısa yapar. Eğer hı-hı soru varsa alalım. Değil mi? Bugün kısa yapalım. Ya nasıl misafirsiniz bir de orada? Sabah 5'te geldiler. Tamam o zaman kısa yapmak için. Gün boyu koştur Ramazan abi bayağı yoruldu bugün yani. Kısa olsun o zaman. 3 haftadır ders yapmadık yani. Kısa kesin. Acısını çıkartacaktık ama. İyi de ne yapar yani. Bugün de böyle. O onun sorunu bizi ilgilendirmez. Oy.